Herkese iyi akşamlar diliyorum. Amatörce sohbetlerin bugünkü programımızda bayram sonrası başlatıyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta bayram dolayısıyla yapmamıştık. Bugün tekrar eski düzene döndük. İlgi alakanız ve sorularınızdan dolayı da bizleri de çok keyiflendiriyorsunuz, gururlandırıyorsunuz. Tekrar teşekkür ederiz. Efendim amatörce sohbetleri biliyorsunuz kayda alıyoruz. Bundaki neden belki bu yayını ilk defa izleyen, bu sayıyı izleyen arkadaşımız olabilir. İnternette her programda farklı konulara değiniyoruz. Bu vesileyle amatörce sohbetler diye YouTube'da aratırsanız birbirinden farklı 63 aslında bir türlü de yükleyemediğim Ömer Kavas Beylerin, İki India Bravo'nun anten konuları var. Onu da bir ara yükleyeceğim. Barış onları da atacak. Takribi 68-70 programa gelmişiz. Her biri birbirinden değişik bilgilerle dolu. Birçok üstadımızı biliyorsunuz burada konuk ettik. Bu vesileyle amatörce sohbetler veya amatörce sohbetler CW Morse öğreniyoruz diye aratırsanız kayıtlarımıza YouTube'dan ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bir de bizim bir mail grubumuz var. Şu an 294 kişi olduk. Herhalde 300 olacağız yakında. Eğer orada kayıtlı olmayan arkadaşlar varsa, şimdi buradaki chat'e eğer yazarlarsa hemen kendilerini de kayıda alabiliriz. Birkaç programdır F-kelebek mailiyle başlayan kişiden mail geri dönüyor. Senat-ASG-İN oradan da Samsung Space olan mailden de geri dönüyor. Doğukan Kayabeyler'den geri dönüyor. Bu üç kişiyi birkaç programdır atlıyordum. Eğer değiştiyse mailleriniz lütfen bana dönünüz. Şu ana kadar dört kişinin maili geri döner olmuş. Ya mailleri kapanmış ya da başka bir şey var ya da mailboxları dolu ama öyle bir mesaj almıyorum. Pekala. Efendim biraz evvel bildiğiniz gibi 439-150 İstanbul Marmara Bölgesi rölesinden de çağrı yapıyorum. Orada da bilgi veriyorum. Amatörce sohbetleri başlatıyorum. Bir dostumuz, daha doğrusu genç bir arkadaşımız, aramıza katılan bir arkadaşımız anons etti benim hemen yayınıma başlamadan evvel. İlk muhaberesi olduğunu söyledi. Ben de hemen atladım. Çağrı yaptım bir karşılamak için. Kendisi ben sizi tanıyorum amatörce sohbetlerden dedi ve daha sonra bildiğim kadarıyla aldı ve kendisi şu an burada. Aramıza hoş gelmişler. Keyif alıyoruz. Bunu niye söylüyorum? Yeni amatör olacak dostlarımız da aslında bizleri gerek YouTube'dan gerekse frekanslardan dinliyor ve belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra amatör telsizci olup telsizini alıp frekansa çıkıyor. Tam da istediğimiz şeyi veriyoruz. Ben çünkü rölede de onu anlatıyorum. Nedir bu amatörce sohbetler? Eski ve yeni amatörlerin birbiriyle olan sohbeti sırasında bilgi aktarabilmek ki demek ki aktarabilmişiz. Böyle dostlarımız da aramıza katılıyor. Evet, bugünkü konularımız ilk olarak bu hafta arası Kemal Beylerle bir sohbet ettik. Biliyorsunuz 28... Önce bir SDR Adam Pluto'larla ilgili bilgi vereyim. 28 adet sipariş verdik. Ödemelerin iki tanesi bir tek alınmadı. Geri kalan herkesinki tamam. Çok az bir iki kişiden 4 dolarlar kesildi ama 1 dolar 2 dolar fazla veren dostlarımız vardı. O onu balanse edecek. Artan bir para olursa dernekte pasta alacağım. Ona da sizi davet ediyorum. Şehir dışında olanlar için de bolca videoya alacağım. Videoyu seyrederek tatlanacaksınız. Böyle bir şeyler oluşturduk. Efendim, ürünler gelmek üzere. Gümrüğe gelir gelmez zaten ben biriken parayı komple onlara aktaracağım. Akabinde hemen ürünlerimiz gelecek. Ondan sonra dağıtım prosedürünü başlatacağız. İstanbul, Ankara veya birkaç bölge daha seçeceğiz. Bana bir ara maille herkes nereden teslim alacağını iletirse maille ben onları oluşturacağım. Elden gitsin de bir daha nakliye parası da vermeyelim diye. Şimdi Adam Pluto'lar geldikten sonra hepimiz bu hafta sohbet ettiğim Kemal Bey gibi bazı yerlerinde takılabilirler. Ben de takıldım. Tabii benim en büyük artım efendim Mehmet abi gibi, İsmail Bey gibi, Barış gibi devamlı arayabileceğim ve hemen bağlanabilecek dostlarımın olması. Onlarla birlikte ben bütün problemleri halledip ilk deneme sinyallerimi yollayıp ondan sonra da kanunu beklemek üzere cihazları kapadık göndermeye. Bu vesileyle bir program yapalım dedik. Barış bugün önce kısa bir sunumumuz var. Ondan sonra Kemal Beylerin Tango Alfa 2 India Romeo Juliet'in cihazına bağlanıp
Onun cihazındaki setuplarda nelere dikkat edilecek? Neler yapılmış? Hata inşallah vardır. Çünkü o hatalara biz de düştük, siz de düşeceksiniz. O hataları düzeltelim, tuningleri yapalım. Çünkü ne yaparsanız yapın, hepimizin kullandığı çanakların, elemlerin içindeki kristallerdeki kayıklık hiçbiri birbiriyle aynı olmayacaktır. Orada da ciddi bir ayar gerekiyor. Zaten bunları da bu programımızda konuşacağız. Hemen ikinci konumuzda bu ayın 28'inde yapılacağımız Kayıştı İstanbul Marmara bölgesi için Field Day'imiz. Bununla ilgili de bilgiler vereceğiz. Biraz da iş bölüşümü yapacağız. Çünkü yukarıya bayağı bir malzeme gidecek. İşin güzel tarafı arabayla gidebileceğimiz ve park edeceğimiz yer asıl organizasyonun yapılacağı yere çok çok yakın. Onları konuşacağız ikinci bölümde. Evet Barış'ım eğer hazırsan yavaş yavaş ben diğer account'unu da senin kabul ettim. Bugün için yaptığımız QO100 Tuning, Adam Pluto, Çanak ve bütün entegrasyonların nasıl yapıldığı ile ilgili bölümü başlatıyoruz. Tamamdır. Şöyle bir şurada bir Daha sessiz mı hale. record açıldı? Nasıl? Record durdu, bir daha mı başladı? Yok, ben de recording in progress diye ikinci girdiğim bilgisayardan söyledi şimdi. Tamam. Ben de Windows, bir tane Windows var. Numunelik bir kenarda. SDR konsol yazılımı da Windows'ta çalıştığı için, daha doğrusu Linux'ta başka programlar çalışıyor. Bugün Windows'tan gösterim yapacağım. Genel olarak SDR konsol Pluto ile en çok kullandığımız bir telsize en yakın bir telsizin verdiği hissiyatı en yakın verebilen yazılım. Onun dışındakiler daha çok hani SDR'nin özelliklerini çok güzel gösteren, sizi onunla haşır neşir eden yazılımlar. SDR konsola en yakın olanı SDR Angel ama o bile SDR konsol kadar değil. SDR konsolu yazan arkadaş sürekli bedava dağıtıyor bu yazılımı ve HF, VHF, UHF yani elinizdeki SDR cihazı neyi destekliyorsa, ne kadar yeri destekliyorsa SDR konsolda hepsini destekliyor. Yıllar içinde o kadar güzel özellikler yaptılar ki bugünün programın sonunda da zaten bu özelliklerden bir iki tanesini göstereceğim. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela böyle DJ konsollarını falan bağlayıp yani bir en kompleks telsizden çok daha güzel bir görünüme getirebiliyorsunuz. Benim en hoşuma giden Flex'in ve K2'nin şeyin SDR'leriydi. Flex'inkiler çok güzel keza. Ama bunu kullanmaya başlayınca SDR konsolu ve hepsinden iyi olduğunu düşündüm. Çok temelden girmek gerekirse bu yazılımı kullanmak için illa da bir vericisi olan Adam Pluto gibi bir SDR'ye ihtiyacınız yok. Hepimizin genelde sahip olduğu bu RTL SDR, televizyon alıcılarından bozma SDR'ler ya da son günlerde benim en favorim olan bu SDR Play'in kopyası Çin versiyonları var. Bu RTL SDR'ler 10-15 dolarlık olanları genelde 50 MHz'den falan başlıyor. Haliyle HF'i kapsamıyor. Ama şimdi SDR Play'in karşılığı olan ve sıfırdan yani HF'i de kapsayan cihazlar var. Hatta bunun bir Fiyatı tane nedir burada onun? Onu da paylaşalım. 20-25 dolar civarında olsa gerek. Hatta bunun bir tane de şeyi Sadece var. receiver mı o? Bu sadece receiver. Bu elimdeki versiyonu şey versiyonu. Gördüğünüz gibi bir sürü anten girişi var. HF için ayrı, VHF için ayrı, UHF için ayrı anten girişi var. Bir tane de USB'den bağlanan versiyonu var. Onu bulmaya çalışıyorum. Masamın üstündeydi en son. Şu kutunun içinde geliyor. O da tek antenden tüm HF, VHF, UHF her tarafı dinliyor. Bunun aynısı içi, şeması vesairesi. Ya nereye koydum? Çok güzel bir şeydi. Göstermek için hazıra koydum ama birazdan gözüme ilişir. Size gösteririm onu. Yandan da aklım oradan. Bu mesela 10 MHz'e kadar dinleyebiliyor. 10 MHz band genişliğini dinlemek ne demek? Şu demek, HF'in tamamını neredeyse tek seferde görebiliyorsunuz. Yani 7 MHz'i, 14 MHz'i
hadi 7 olmasın, 3,5, 7, 14 MHz neredeyse tamamını bir anda görebiliyorsunuz ekrandan. İstediğiniz sinyalin üzerine de klikleyip dinleyebiliyorsunuz. Onun Barışık, bir özür dilerim. Bu Adam Pluto veya SDR Play'in dışındaki bütün o elektronik hardware'ler aynı anda bir bilgisayarda kaç tane açabiliyoruz? istediğin kadar, yani USB portlarının sayısı ve Yo USB yo yo. Bir makinayla multi receive özelliği SDR Play'de o var. ya şeyde birazdan göstereceğim. SDR konsolda matris yapıyorsun mesela. 6'ya 6 matris yapıp 36 tane receiver açabilirsin. Ama bir tane SDR'ımız varken. Evet, bir SDR üzerinden. Bir SDR'ın bir tuner'ı yok mu üzerinde? Yok. Şimdi SDR'ın özelliği şu. Söylediği band genişliği kadar bilgiyi havadan alıp direkt bilgisayara gönderiyor. Örneğin 10 MHz band genişliği olan bir CD'yi 15 MHz ayarladın. Merkez frekansın 15. Bu şu demek, 10 MHz'den 20 MHz'e kadar olan bütün bilgiyi alıyor. Bütün bilgiyi, tek bir frekansı değil. Tüm o 10 MHz arasındaki bütün bilgiyi alıyor, USB'den bilgisayara gönderiyor. Bilgisayardaki yazılım hangisini dinleyeceğine karar veriyor. Ne kadar dinleyeceğine. Eğer çok güçlü, çok çok güçlü bir bilgisayarın varsa HF'teki bütün yayınları ayrı ayrı açıp dinleyebilirsin. Hatta mesela diyelim ki bir sürü ses kartın var. Her birini bir ses kartına bağlayabilirsin. Her birini ayrı bir kulaklıktan dinleyebilirsin. CD'ye bilgisayara aktarıldıktan sonra tamamı bilgisayardaki yazılımların yetkinlikleriyle kısıtlı haliyle bir tane tuner'ı var. Evet, ama bu bir tane tuner tek bir yayın dinlemek için değil. O bir tuner band genişliği dediğimiz kadar büyük bir aralığı bir böyle o nasıl diyelim bir nehir gibi akıtıp bilgisayara gönderiyor. Sen bilgisayarda karar veriyorsun. Hatta şunu bile yapabiliyorsun. Şu frekansı SSB çöz, bu frekansı FM çöz, bu frekansı AM çöz, bunu şu çöz. Hepsini ayrı ayrı demodülatörlerden de geçirebiliyorsun. Bir sorum daha var. GNU Radio, SDR Play, SDR Angel ve SDR Console. Bu dördünün multitasking, yani 1, 2, 3, 4 aynı PC'de çoklu açılma özelliği var. Doğru mudur? Var ama yani şöyle, her birini açtığında aynı device'a erişemezler. Aynı diyelim ki Pluto'ya ya da aynı RTL SDR'ye erişemezler. Bunlar Hayır, hayır. bir İki ayrı programdan bahsetmiyorum. Aynı programı defaden üst üste açıyorum. Ayrı iki programı değil, erişemez, onu ha. biliyorum. Aynı programı iki kere açabilirsin. Bu programlar birbirinden ayrı iki program gibi davranırlar. Biri RTL SDR'ye ulaştıysa öbürü aynı RTL SDR'ye ulaşamaz. Ama iki tane RTL SDR'm varsa mesela bilgisayarında biri birini kullanabilir. Bir de şeye dikkat etmen lazım. Ses kartlarını da ona göre bölmen lazım. Yani birini kulaklığa, birini hoparlöre, birini bilmem neye, yani ses kartlarındaki kaynaklara da ayrı ayrı yönlendirmen lazım. Onlar paylaşımlı değil. Ama böyle bir şey yapmaya ihtiyacın yok. Çünkü tek başına RTL SDR, yani bir tane RTL SDR'den hem SDR konsol hem SDR Angel hem de SDR Uno birden fazla dinlemeyi sana zaten yaptırabiliyor. Harika. Ben de şöyle bir şey yapıyorum. Ben de SDR konsolun üzerinde iki tane aygıt var kayıtlı. Bir tanesi Adam Pluto. Diğeri de FunTube Dangle denilen bir şey var. Ayrı bir ünite var. FunTube Dangle'ın özelliği HF'te çok daha efektif. İyi HF yapıyor. Ben HF dinlemek istediğim zaman ona dönüyorum. 46 MHz'den 6 GHz'e gitmek için de Adam Adam Pluto'yu kullanıyorum. Pluto. Onun da alternatif yani FunTube Dangle bu işin ilk babalarından biri. İngiltere'de bir tane eleman bunu yaptı. Ben de ilk şeyde gördüm onu. Dayton'a gitmiştik. Hatırlarsın o Dayton'a Evet. gittiğimiz sene sunumunu yapıp Beyefendi tanıtımını sunumu da yapmıştı. vardı, dinlemiştim. Evet, sunumunu yapmıştı akşam yemeğinde. Çok çok başarılıydı. FunTube Dangle bu işin ilki olduğu için üzerinde Elonis 4000 diye bir çip kullanıyor. O firma kapandı şimdi ama ardından PC'ye USB'den aktarmak için bir kodek arayüzü kullanıyordu. Onun band genişliği 100 kHz kadar
bir bantla sınırlı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Öyle öyle. aynı anda 1 MHz, 2 MHz dinleyemiyorsun. Biraz önce söylediğim o SDR Play'in Çin versiyonu 10 MHz aynı anda dinleyebiliyor. Bu gerçekten şey veriyor size, esneklik veriyor. Ama Funky Dangle'da bu işin atası olarak, hani ilki olarak orada duruyor. Seninkini de onu da alacağım, merak etme. Şimdi Barış, bugün bir soru sorabilir miyim bu konuda? tabii ki YouTube'da bir Ham Radio Channel var. İzlemiştirsiniz belki Rusların. Burada bir uygulama görmüştüm. Bu RTL SDR'lere 5 taneyi girişlerine bandpass filtre koymuştu. Her bir şey bandına göre. Bunu da çoklu USB ile PC'de kullanıyordu. Buradaki şey ne? Kullanım amacı? şimdi oradaki kullanım yöntemi şu: bir tane RTL SDR 2 MHz band genişliği var. Dediğim gibi bu SDR Play'in 10 MHz band genişliği var ama RTL SDR'nin 2 MHz band genişliği var. Şimdi düşünün ki siz 4 MHz bir aralığı dinlemek istiyorsunuz. FM radyodan örnek vereyim. Şimdi bir tanesi 2 MHz dinliyorsa 100 MHz'den 102 MHz'e kadar dinleyebilirsiniz. Burada da 10 tane istasyon var. Hepsini görürsünüz. Hangisinin üzerine kliklerseniz dekode edip dinleyebilirsiniz. Ama siz 4 MHz ya da bütün 10 MHz band genişliğini dinlemek istiyorsunuz. 5 tane RTL SDR'yi takıp 5 tane yazılım açmak falan çok efektif bir yöntem değil. Ruslar şunu yapmışlardı o şeyde, yanlış hatırlamıyorsam. Bu RTL SDR'lerin her birine arada bir program karşılıyor. Her birinden gelen bu oluk oluk 2 MHz'lik bantları alıyor. Sonra bunları birleştiriyor tekrar IQ datası olarak. Bunları sanki yeni bir USB cihazmış gibi, 10 MHz genişliğinde bir cihazmış gibi PC'ye veriyor. Siz programı açtığınız zaman böylece sanki bir tane RTL SDR'niz varmış da band genişliği 10 MHz'miş gibi görüyorsunuz. Tek programla mı yapmış oluyor bunu? Evet, yani araya bir tane program koyuyor. O program aslında taktığınız bütün RTL SDR'leri birleştirip frekans dağıtıyor onlara. Dinleme tarafını tek programda yapmış oluyor. Ama artık band genişliği için ona çok ihtiyaç yok. Aslında bunu şunun için yapanlar var. USRP denilen çok gelişmiş bir alıcı var. Ya da Adam Pluto mesela. Adam Pluto'nun eski versiyonunun 20 MHz, yeni versiyonunun 50 MHz band genişliği var. İki tane, üç tane, dört tane Adam Pluto'yu peş peşe bağlarsanız öyle bir yazılım aracılığıyla 200 MHz band genişliğiniz olur. Biraz daha abartırsanız neredeyse bütün frekans spektrumunu bilgisayarınızda izleyebilir, dekod edebilir ve kaydedebilir duruma gelebilirsiniz. Keza yeni yeni dağıtılan spektrum monitoring cihazlarında, mesela BTK'da vesaire de bulunan cihazlarda artık o frekanstan yayın geliyormuş. Hadi gidelim o frekansı dinleyelim. Şuraya birisi mandal atmış, burayı dinleyelim diye cihazlar yok artık ellerinde. Spektrumun tamamını aynı anda dinliyorlar. Örneğin 2 GHz'e kadar aynı anda dinliyorlar ve sürekli kaydediyorlar. Yani dün bizim Role'yi biri mandallamıştı dediğinizde aslında ellerindeki cihazlardan gidip dünün o saatini açıp hangi frekans deyip sizi bulup oradan tekrar kayıttan dinleyebilirler. Yani biraz mandalcıları korkması gereken bir durum bu. Artık öyle, bizim Role'yi nereden dinleyecek BTK, onu nereden dinleyecek değil. Spektrumun tamamı artık dinleniyor ve kaydediliyor. Hatta bu spektrumun içindeki radyo istasyonları, televizyonlar, uydu yayınları hepsi paralel olarak dinlenip kaydediliyor. Paylında yapılıyor mu Barış? Duyamadım. Paylında yapılıyor mu? Yani ayrım ayrım yapılıyor mu diye sordunuz, değil mi? Yok, hayır. Yani istasyon nereden sinyal verip gönderiyor diye Şimdi yapılıyor mu? kestirme için birden fazla istasyonun olduğu bölgede kestirme de yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Bendeki bilgi burada bitiyor. Bundan sonrası beni aşan konular ama şey, Şimdi dediğin spektrum monitörü çok gibi geliyor. evet neyse. Efendim şöyle, bugün ilginç sorular soruyoruz. Birazdan Barış bizimle daha evvel paylaştığı bir görüntü paylaşacak. Onu gördüğünüz zaman çoklu dinlemenin ne olduğunu zaten birazdan anlıyor olacaksınız. Efendim biraz evvel Barış'ın bahsettiği cihazlar bu tür cihazlar. Bu 10
bant genişliği 10'muş, 20'ymiş falan değil. Gigahertz mertebesinde bant genişliği var bu cihazların. Edin Pluto'nun dedesinin dedesi bu. Barış'ım çok az bilgi alalım mı? Bundan dünyada iki tane var. Bir tanesi Türkiye'ye gelmişti askeri fuar için. Aslında bunun içindeki front-end entegresi, yani SDR entegresi, Adam Pluto'nun içindeki entegreyle aynı, dinleme alıcısı. Ön tarafında dikkat ediyorsanız bu daha güzel gösteriyor. Tam bu bir sonraki daha güzel gösteriyor. Dikkat ediyorsanız RF girişi alttan giriyor. Bir sürü bölücülerden geçiyor. Aslında RF sinyali alınıyor, bölünüyor. Kaç tane? 2, 4, 6, 8 işte. Kaç taneyse orada herhalde bir 20-30 tane var. 20-30 tane aynı sinyalin kopyası üretiliyor. Yani o sinyal bölünüyor 50 parçaya. 50 tanesi 50 tane ayrı Adam Pluto'ya gibi giriyor gibi düşünün. 32 50 tane. Arka tarafta da bütün bunları işleyebilecek bir FPGA tabanı var. Bütün bunları işleyip bütün spektrumu aynı anda dinleyebiliyorlar. Ya da spektrumun tamamına bir sinyal üretip gönderebiliyorlar. Sadece dinleme değil, gönderme de yapabilen cihazlar bunlar. Evet, bu da bir mesela o gösterdiğim bir Zinc Board'tu. Mesela üzerinde FPGA var. Mesela bu ikisi çok güzel bir görüntü. Üst tarafta gördüğünüz Xilinx firmasının FPGA board'u. Üzerinde 7025 diye bir işlemci var. Sadece üstte gördüğünüz kart 200-300 euro civarında. Altta gördüğünüzde Analog Devices'ın frontend çipinin olduğu şey. Bu ikisini birleştirip bir devre yapmışlar. Bu devrenin aynısı bunun içinde var. Aynısı. Yani bu aletin içinde 500 küsür euroluk malzeme var aslında. Ama bu bir eğitim kiti olduğu için işte en son kaç aldık topluca aldığımızda gayet uygun bir fiyata alabilmiş olduk. Keşke öyle artık abi. Bu nedir? Böyle bir devre daha vardı yine analog device'ın. Sol taraf frontend'e benziyor. Sağ ekran, yani sağdaki yeşil ekranlı kısım bir FPGA board'u. Kırmızı da bir FPGA board'u. Gene bir devre yapmışlar büyük ihtimal. FPGA'yı şunun için kullanıyorlar. Kolay kolay gigahertz band genişliğindeki bir sinyalin üzerinden sinyal decode etmek ya da sinyal generate etmek bir standart PC'nin ya da işletim sistemli bir PC'nin yetişebileceği bir iş değil. O yüzden gömülü olarak FPGA'lerle yapılıyor bu işler. Evet, inşallah bu cihazı da indirimli alırız diyeceğim. Tabii öyle bir şey yapamayız. İnanılmaz paralar. Zaten bize de gerek yok. Evet Barış'ım, yine sendeyiz. Devam. Evet. Bu işte bugün konuşacağımız şey SDR konsol yazılımı. SDR konsol yazılımı, ben şöyle yapayım. Diğer bilgisayarımdan, buradan mikrofonumu kapatacağım. Diğerinden sesim geliyor mu diye bakalım. Hay hay, hemen kontrol edelim. Buradan sesim. Negatif feedback var. Önce hoparlörü de kapatmam lazım. Evet. Bunun da hoparlörünü açmam lazım. Evet, sesim geliyor mu? Geliyor. Gayet net. Anlaşılıyor. Tamam. Çok güzel. Buradan ekran paylaşayım. Bu Windows mu? Bu Windows. Daha flu. Daha nettiniz öbüründe Barış Bey. Yorum yapmayayım. Ve bu kullanıcıma bir ekran paylaşma yetkisi verir misin? Hemen. Özür dilerim. Sen de Barış. Verdim. Tamam. Şimdi ekranımı paylaşayım. Şuradayım. Geldi görüntü. Zoom evet. Geldi. DDR konsol yazılımı ddr-radio.com diye bir adresten indiriyoruz. ddr-radio.com. Girdiğinizde bolca reklam görebilirsiniz. Bunlara hiç kızmayın. Ben normalde bir sitede reklam gördüğüm zaman çok kızıyorum ama buna hiç kızmıyorum çünkü başka bir geliri yok. Sağda solda göreceksiniz. Eğer programı çok sevdiyseniz bana bir kahve ısmarlayın bölümleri var. Bir şeyi yok. Geliri yok adamın. Halle buralardan topladığı parayla yazıyor bunu. Böyle bir yazılımı da bedava dağıtmak gerçekten mangal gibi yürek ister diyeceğim. Şimdi desteklediği radyolar, çalıştığı uydular, ayarlar. Burada pek çok şey var bulabileceğiniz. Bilgi var. Çok güzel. İçinde her şeyin anlatıldığı bölümler var. Burada
Net SDR bir yerde download. SDR konsol yazılımı burada. SDR konsolun moruna girdiğimizde burada bir download linki var. Download linkine bastığınızda size SDR konsol yazılımını indirebileceğiniz bir link geliyor. Bu linkten SDR yazılımını indiriyorsunuz. Windows'a yazılım nasıl kurulur kısmını anlatmayacağım. Çünkü standart kuruluma bastığınızda next, 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 finish olarak kurulum tamamlanıyor. Bu arada ben ekran paylaşımını şeyden yaptığım için şöyle desktop'umu paylaşayım. Kompresörümden. Programın kurulumunu adım adım yapmayacağım. Programı kurduğunuzda masa üstünüze şu SDR konsol kırmızı ikonu geliyor. Bunu tıkladığınızda de SDR konsol yazılımı çalışıyor ve bundan sonra asıl macera başlıyor. Belki araya küçük de bir şeyi girmemde fayda olabilir mi? Bunu Adam Pluto ile yapacaksanız mesela Adam Pluto'nun sayfasından da Adam Pluto'nun bir tane driver'ı var. Onu indirip kurmanız gerekiyor. Hemen ondan onu da bahsedelim çünkü şey önümüzdeki haftalarda herkes Adam Pluto ile bunu önce deneyecek. Diğer RTL SDR'ciler veya SDR'ciler zaten kullanabiliyorlarsa onu başka bir programla otomatikman şeyde görecek onu. SDR konsol görecek. SDR konsol görecek. Buraya Adam Pluto Windows Driver yazdım. En üstte zaten Windows Driver Analog Devices Wiki geldi. Buraya geldiğinizde şurada Windows USB Driver diye bir bölüm var. Bunu download edip normal bir program gibi kuruyorsunuz. Ve bilgisayarınız artık Adam Pluto device'ını tanıyabilir oluyor. Ben burada bir şeyi kapatacağım yalnız. Matrisi kapatayım. Fazla ağırlık yapmasın bilgisayarıma. Şunu da kapat. Bugün biraz bilgisayarımı yordum. Windows'ta çok şeyi kaldıramıyor genelde çok yüklendiğin zaman. O yüzden sunum yaparken arada bir Windows'ta crash yaşarsam kusura bakmayın. Şimdi programı açtığınızda ilk karşınıza böyle bir ekran geliyor. Aslında bunun boşu geliyor. Hiçbir cihaz yok. Yani Pluto SDR, Pluto SDR 5, SDR Play, RSP 1 bunların hiçbiri gözükmüyor. Öncelikle buna bu device'ı tanıtmanız lazım. Yani yüklemiştik örneğin Adam Pluto'nun driverlarını. Peşinden onu eklememiz gerekiyor. Bu programa da eklememiz gerekiyor bunun özelliklerini. Bunun için buradan definitions yazan butona, sağ alttaki definitions yazan butona basıyorum. Burada ekleyebileceğim ekran geliyor. Add deyip ekleyebileceğim gibi search deyip bilgisayarımda şunlardan, şu markalardan biri takılı. Örneğin ben şu elimdekini takacağım şimdi. Şu elimde bir SDR Play var. Özür dilerim. Görüyoruz, görüyoruz. Devam. Adam Pluto var. Bunu bilgisayarımın USB'sine takacağım. Açılmasını beklerken bu arada bunun bir Windows makine olduğunu bilerek onu bilgisayarıma taktıktan sonra programı başlatmam gerektiğini hatırlayıp programdan geri çıkıp tekrar programı açacağım. Zaten Adam Pluto'yu ben bugün RTL-SDR diyebilirim Adam Pluto'ya birkaç kez yanlışlıkla. Adam Pluto'yu bilgisayarınıza taktığınızda hemen bir tane paylaşım dizini açılıyor. Bu dizin aslında Adam Pluto'nun üstündeki dosya paylaşım alanını size getiriyor. Buradan isterseniz Adam Pluto'nun IP'sini, adresi, başka ismini vesairesini değiştirebiliyorsunuz. Bunları Adam Pluto bölümünde Adam Pluto'larınız geldiği zaman detaylıca üzerinden geçeceğiz. Çünkü Adam Pluto'ların frekansını genişleteceğiz. Üzerinde iki tane işlemcinin birisi kapalı, ikincisini açacağız. Bir sürü şeyler yapacağız. Bunu taktıktan sonra bilgisayarıma SDR konsol yazılımımı açıyorum. Ekranıma hangi device ile çalışacaksın diyor. Şunu ben buradan sileceğim. Bunları sileyim. Şöyle delete yapayım. Pardon. O cihaz. Şu
Şu anda gitti listemden. Onu ekleyeceğim. Pluto 5 dediğim benim başka bir Pluto'm. Buradan gelip Definitions'a klikledim. Add deyip özelliklerini biliyorsam ekleyeceğim cihazın. Buradan işte markası bu, modeli bu, IP'si bu diye ekleyebilirim ama en kolay yolu soldaki search yazan yere gelip diyorum ki benim şu marka bir cihazım var. İşte AirSpy bilmem ne, BladeRF, HackRF, FunCube Dangle, efendime söyleyeyim Hermes, Icom R8600, Lime SDR, RTL SDR Dangle gibi SoftTrack. Gördüğünüz gibi neredeyse piyasadaki bütün SDR donanımlarıyla çalışabiliyor. Ben de adam Pluto olduğu için hemen şuradan Pluto SDR'ye geliyorum. Pluto SDR'yi ara diyorum bilgisayarımda. Diyor ki iki tane device buldum diyor. Ekleyeyim mi? Diğerine ben bağlı unuttum herhalde. Add diyorum. Pluto SDR ekledi. Üst kısma gördüğünüz gibi iki tane. Burada yapacağım başka bir şey yok şimdilik. Ama bunun özellikleriyle oynamak istiyorsam edit'e basıp görüyorum bunun adresi buymuş. Efendim portu buymuş. Kazancını buradan ayarlayabiliyorum. Bunlara birazdan programın içindeyken kazanç ne demek? Kazancını açmak, kısmak ne demek? Onlardan bahsedeceğim ama sizler için önereceğim bunu sıfırda bırakmanız yeterli. Yani herhangi bir kazanç, ekstra kazanç yüklemek istemiyorum ben cihazıma. Başlangıç ve bitiş frekanslarını girebilirsiniz. Genelde ben 70'ten 6000'e kadar işaretliyorum ama 4350 yapalım şimdi mesela. Bunun adını da Pluto SDR X diyelim. Bakalım diğeri neymiş? Galiba diğeri de IP üzerinden olanı olabilir. Bu değil. Oradan. Evet. Şimdi bunları save dedim. Bir önceki ekranıma döndüm. Gördüğünüz gibi Pluto SDR ve Pluto SDR X geldi. Normalde bunların içinde üsttekinin içinde hiçbir şey olmaz. Yine hiçbir şey olmayacak halini seçtim. Altta band genişliğini seçebiliyorum. Aynı anda ne kadar bir bandı dinlemek istediğimi söyleyeceğim. 2.3 MHz diyorum şimdi örnek olarak. Hele bir çalıştıralım. Play dedim. Bilgisayarın sesi size de geliyor sanırım. Geliyor. Kıstın şu an. Şimdi 10 GHz'de olduğu için normalde Pluto SDR 10 GHz'de çıkamaz. O yüzden Pluto SDR'nin desteklediği bir yerlere gideyim. Sinyal alabilmek için hep beraber. Burası RX. Sağ taraf TX tarafı. RX aşağı 1 GHz'deyim. 400 MHz, 300 MHz, 200 MHz, 89 MHz. Mesela FM bandında bir test yapalım. 95 MHz. Böyle bir tane anten aldım. En azından FM radyo yayınlarını duyabileceğim bir anten. Bu arada başıma gelen şey şu. Arada eğer USB kablolarını kaliteli seçmezseniz benim gibi Pluto SDR arada kopup geri bağlanacaktır. Kopup geri bağlandığı zaman ne yazık ki program da unutuyor onu. O yüzden anteni taktıktan sonra bir daha dokunmamayı düşünüyorum. Adam Pluto'nun içinden USB kablosu çıkmaz. Doğru mudur? Çıkar. USB kablosu ve iki tane anteni çıkar. Ama USB kablosu yanlış hatırlamıyorsam kısaydı. Evet. Daha güzel, kaliteli, uzun bir kablo bulabilirsiniz. Çünkü her zaman cihazınızı o kadar yakında tutmak istemeyebilirsiniz. Pluto'yu anteni, anten kablolarına ve anten tesisatına yakın olması daha kolay olabilir sizin için. Biraz önceki kazanç antenden gelen RX kazancı mı? Evet. Yani frontend'e bir kazanç söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki antenden gelen sinyali biraz daha güçlendireyim mi diye soruyor size. Yaklaşık 20 dB'ye kadar bir kazanç vermeniz duruma göre güzel olabilir. Ama 20 dB'nin üstünde artık gürültüyü de yükseltiyorsunuz demektir. Bir faydası yok. O yüzden şimdilik sanki hiç frontend'de
güçlendirme vermeyecekmişiz gibi davranıyorum. Çünkü bunu ben birazdan size uyduda göstereceğim. Uydudan gelen sinyal o kadar güçlü ki güçlendirmeye değil zayıflatmaya ihtiyacım olacak. Program açılıyor. Ama şu ortadaki saydıran please wait'ten kurtulmak için programı bir daha kapatacağım. Murphy bizim de ama ilerleyeceğiz. Kemal abi de oradan bakıyor ya. Benim derdimin olduğu yere gelmen senin en az 1-1,5 saat sürer diye bakıyor. Şimdi açtım. Pluto SDR. Yukarıda hiçbir şey seçili değil. 2.3 MHz'i dinle dedim. Play'e bastım. Bilgisayarda bir yandan zoom ve kamera da açık olduğu için zaten şey imanı görüyor. Dikkat ederseniz 2 MHz dinlemek ne demek? Şimdi tekrar FM bandına hızlıca getireyim. Evet. 99 MHz'deyim. Bakın solda 98.9 yazıyor altta. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Tam şurada. 98.99. Sağda da 99.8 yazıyor. Yani bunun, pardon şuradan bir kontrol zoom out yapayım. Solda 98.2, sağda 100.4 yazıyor. Yani buradan buraya kadar olan band 2.3 MHz'i bir anda görüyorum karşımda. 2.3 MHz seçmiştim az önce band genişliği olarak. Burada radyo dinleyeceğim diyorum. Şurada modülasyon tiplerim var. Solda mod yazıyor. Broadcast FM dinleyeceğim diyorum. Şu ortadaki kırmızı bölümü getirip radyonun üzerine bırakıyorum. Radyoyu duyuyorsunuz sanırım. Şu radyo rock radyosu. Bari heavy metal dinleyelim arada. Kandiyada partiliyorsunuz yani. Evet heavy metal radyosu biraz zayıf geliyor ne yazık ki. O zaman diğerine geçelim. Mesela burada sol tarafta dBm cinsinden değeri görüyorsunuz. Gürültü seviyesi yani şu alttaki sıra aşağı yukarı eksi 118 dBm'de. Yani ben havadan eksi 118 dBm'i duyabiliyorum. Bu sinyalin tepesi de yaklaşık eksi 96 dBm'de şu soldan baktığımda. Esmetre cinsinden şurada da gösteriyor bunu. Hatta şimdi gelip şey yapabiliyorsun. Göstergeyi bizim alıştığımız esmetre cinsinden göster diyebiliyorsunuz işte. 9 artı bilmem kaç desibel göstersin diye. Evet. Güzel bir uyarı. Geçtim. Şimdi sesini biraz kısayım. Gördünüz. Şimdi burada kapatıp yeniden açacağım. Bu sefer band genişliğini daha düşük bir şey seçeceğim ki farkını görmeye çalışalım. Yani bu band genişliği ne demek onu anlayalım. Alttan 2.3 değil 576 kHz seçiyorum ve tekrar başlatıyorum. Bu kez dikkat ediyorsanız sadece bir tane radyo istasyonu sığabiliyor ekranıma. Ve o kırmızı bölge yani radyo istasyonunun band genişliğine uygun olan o da 250 kHz şu sol altta gözüküyor. Sadece bir tane radyo istasyonu sığabiliyor ekranıma. Ve sol taraf 99.1'den başlıyor. 99.6'da bitiyor. Yani 500 küsür kilohertzlik bir band genişliğimiz var. SDR konsol maksimumda çıkabildiği band genişliği 6 MHz. Bir tane de 6 MHz örneği göstereyim. 6 MHz'de ekranımızda, bu arada her seferinde dikkat ediyorsanız şu zoom'u maksimuma çekiyorum. Ekranda gördüğünüz gibi bir sürü radyo istasyonu görmeye başladım şimdi. Bu bir radyo istasyonu, bu bir radyo istasyonu, bu başka bir radyo istasyonu. Telif olmayacaksa sanırım 8 saniyeden kısa mıydı telif hakkına yakalanmama? Böyle gezeyim aralarında. Şimdi bu ekran görüntüsünü gözünüzde tutun. Kabaca şu radyo kaçtaymış? Bu radyo 98.8'deki radyonun gücü eksi 102 dBm geliyor. Eksi 102.
-118'de alttaki, en alttaki barımız gözüküyordu. Şimdi o ayar ne demekti? Onur Bey'in söylediği ayar ne demek? Oraya bir dokunalım bakalım neyi değiştiriyor. Definitions'a girdim. SDRX'e girdim. Edit dedim. Biraz abartacağım. Ya pardon, bu zayıflatmam. Zayıflatabiliyorsunuz. 30 dBm güçlendirsin dedim giriş sinyalini. Tekrar seçtim. Ekranım ne oldu? Çorbaya dönüştü. Çünkü normalde şu alttaki düz çizgi, yani düz olması gereken yere biz noise floor ya da gürültü tabanı deriz. Gürültü tabanı gördünüz mü? -89'a fırladı. -118'deydi. 30 dB güçlendirdiğimde gürültü mürültü, Allah ne verdiyse her şeyi yükseltti. Evet, tepeleri de yükseltti. Sinyalleri artık tepesine baktığımda -70'lerde duyuyorum. Yani 10-15 dB sinyalleri de güçlendirdi ama gürültüyü de güçlendirdi. Onun için ben genelde bu bir abartıyorum. Bakıyorum ne kadar yükseltti sinyali. 17 dB mi yükseltti? Diyorum ki demek ki bu ortamın frontend'de verebileceği maksimum yükleme, güçlendirme 17 dB ile sınırlı. Bu duyamadığımız istasyonları duyabilmemizi sağlayacak. Biraz önce mesela rock radyosunu düzgün duyamıyorduk. Bakalım onu düzgün duyabilebilecek miyiz? Yine buna gelip bunun editine geldim. Gain'i 30 değil 15 yapıyorum. Anladım ki 15-20'den yukarıya gidince bu alet gürültüyü de yükseltiyor. Beklentim ne? Gürültünün hala -118-115'lerde olması ama sinyalin de bir 10 dB güçleniyor olması. Yeniden çalıştırdım. Şimdi aşağıya düştü gördüğünüz gibi. Onları şu low ve high'dan yapıyorum. Alt kısmı yukarı getir dedim. Bakın. Gördünüz mü? -105 gibi bir yere çıktı gürültü oranım. Sinyalim de -80'lere gelmeye başladı. Aslında bana gürültüyü 10 dB yükseltirken sinyali de bir 5 dB yükseltti. Biraz daha aşağıda durmak güzel olacak. Yani bu da hala istemediğimiz bir gürültü. Yani şeyi istemeyiz biz. Yani sinyali güçlendirmesini isteriz ama ortamın gürültüsünü güçlendirmesini istemeyiz kontentimizin. Şunu herhalde 5'lere falan getirdiğimde ancak efektif bir şey. Bunu ne etkiler? Etrafınızdaki bilgisayarlar etkiler. Örneğin benim antenim direkt monitörün dibinde duruyor. Monitörden gelen bütün o dip gürültüsünü de yükseltiyor. Dışarıda güzel duran ve seçiciliği yüksek bir antenle bu frontend'e verdiğiniz kazancı daha da arttırabilirsiniz. Ama benim bu ortamımda demek ki bu kazanç verme işim çok doğru değil. Bilmiyorum, şu öbür monitörümden göstereyim. Antenimin hemen yanında bir monitör var. Halle ben sinyali güçlendir dediğimde sinyali güçlendirmiyor. Monitörden aldığı interferansı güçlendiriyor. Burada şöyle bir sorum olacaktı. Şimdi bizim HF telsizlerimizde şöyle specification'da şöyle yazar. 10 desibel sınatta 0.16 mikrovolt alma hassasiyeti vardır şeklinde. Aynı şekilde bunu Edin Pulto'yu HF'te hiç sinyal jeneratörüyle test etme şeyiniz oldu mu? Kaçta açıyor mesela? Evet, bir Adam Pluto direkt HF'e inmiyor. Birinci bilgi. Evet. Sinyal gürültü oranı ya da ön front endinin duyarlılığı bir HF telsiz kadar hassas değil. Şimdi bunlar birer eğitim kiti. Ve içinde front end yok. Yani önde filtreleri yok, band filtre. Çünkü zaten öküz gibi bir genişliği dinliyor. Hangi banda göre filtre koysun ya da hangi banda göre preamplifier koysun önüne. O yüzden bu biraz folloş gibi bir alıcı. Yani her şeyi alıyor. Bunun önüne koyacağınız band filtresi ve güzel bir anten ve belki bir tane LNA ile low noise amplifier ile harikalar yaratabilir. Ama bunu HF'te bir HF alıcısıyla kıyaslamamalısınız. Şüphesiz ki HF'te bir HF alıcısı bundan çok daha iyi duyar. Yani antenin önüne bir LNA koyulabilir veya bir band pas filtre. Evet, yani genelde ben şöyle yapıyorum. Mesela VHF'de ya da UHF'de çalışacağım zaman diğer bantlarda pek ihtiyacım olmuyor ama
VHF'te bir tane eleneği koyuyorum önüne. VHF çalışan kaliteli bir eleneği. Zaten VHF eleneğinin içinde band pes filtreleri de olduğu için o eleney onun o bantta maksimum verimde çalışmasını sağlıyor. Şimdi evet aldım. Şurayı bir aşağıya doğru çekeyim. Dikkat ediyorsanız şimdi dip gürültüsü -115'ler civarında. Evet, istediğime yakın bir yerde. Şu hayı da biraz yukarıya kaldırayım. Daha geniş bir aralıkta görebileyim. Yukarısı da -90'larda. Yani yaklaşık 5 dB bir kazanç elde ettim. Gürültü de 2 dB arttı. 3 dB kardayım. Ben bunu böyle kullanabilirim. Biraz önce şu rock radyosunu dinleyemiyorduk. Bakalım 5 dB'ye kurtarıyor muyum? Hala kurtaramıyorum. Peki. Belki bunun açısını değiştirirsem oralarda. Evet. İyi bir antenle büyük ihtimalle duyabilirim. Yine USB kablonun azizliğine uğradım aradan. Bir daha kapatayım. Sanırım frontend'in kazancı ne demek? Efendime söyleyeyim, band genişliği ne demek gibi iki temel kavramı, çünkü SDR'de çok karşımıza çıkacak bu iki kavram. Band genişliği, kazanç her zaman gözümüzün önünde olması gereken bir şey. 99 MHz'i dinledik örnek olarak. 99 MHz'de Broadcast FM, yani geniş band FM yayını. Biraz kısayım da telif haklarına takılmayalım. Buraya geldim. Şimdi bu ekrandaki bazı tuşların ne işe yaradığını kısaca anlatayım size. Sol üst görülüyor. Frekansı ayarlayabiliyorum. Hangisinin üzerine gelip üst tarafa bastığımda yukarı, alt tarafa bastığımda aşağıya doğru frekansı değiştiriyor. Mouse'unuz varsa mouse'un orta tuşuyla tam bunun üzerine gelip yukarı aşağı yaptığınızda frekansı yukarı aşağıya değiştiriyor hızlıca. Altındaki ses çıkışını nereye yönlendireyim demek. Örneğin kulaklığınız varsa kulaklığa yönlendir. Efendime söyleyeyim, bundan çıkanları başka bir programa gönderecekseniz ben de virtual cable yüklü, virtual cable yazılımına gönder. O virtual cable'dan da bilmem nereye gönder diyebilirsiniz. Bir equalizer'a gönder diyebilirsiniz. Bu bunun seçimi. Bu şurada bir equalizer, dinlediğiniz sinyalin equalizer'ını, yani ya genişliğini ya da spektrumdaki görüntüsünü gösterebiliyor şu altta bir bölümde. Böyle yaptığımda sanki osiloskopta bakıyormuş gibi oluyorum. Bunu kapatabiliyorum. Şu sesini ayarlayabiliyorum. Şu bana dinlediğim yerdeki ses band genişliğini gösteriyor. Yani şu ekranda düşünürsek sağ tarafta kırmızı benim seçtiğim frekans. Gördüğünüz seçili frekans burası. Bunun biraz daha sağını solunu kapsayacak şekilde bir aralığı bana gösteriyor. Bunu niye gösteriyor? Çünkü bunu tam ben üzerine gelip tam sesin üzerine sinyali tam ortalamak isteyebilirim. Bu sağdaki ekranda bir sürü daracık yerde gördüğüm için mesela şu sinyali ayarladığımda bunun tam üstüne bu çizgiyi getiremediğim için soldaki bana yardımcı oluyor. Biraz daha yakından görmemi sağlıyor. Zoom yaptığını düşünebilirsiniz. Bütün bu ekranlar böyle çekilip genişletilebiliyor. Yani burada daha geniş görebiliyorum ben istediğim aralığı. Bunun altında hangi modülasyon tipinde dinlemek istiyorum? SSB mi? Narrow band FM mi, wide band FM mi, bunları görebiliyorum. Bir de bu ekranda göreceğim modülasyon 3 noktaya bastığımda hangi modülasyon tipleri o listede gözüksünü seçebiliyorum. Mesela olmayan CW left ya da wide left seçeneklerini de ekliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki listeyi onlar da ekliyorum. Ya da ben bunu sadece HF'de kullanıyorum. Bana sadece USB CW lazım dersek, FM bile lazım değil. LSB, USB böyle çıktım. Dediğimde buradaki listenin çok daha küçüldüğünü görüyorsunuz.
Step diye bir şey var. Bu yukarıdaki frekansların mouse'u hareket ettiğinizde hangi steplerle artıp azalacağını ayarlamanızı sağlıyor. Hemen altında telsizlerimizin üzerindeki rite ve exit, yani almayı kaydır ve vericinin frekansıyla oynamadan alma frekansını kaydır. Vericinin alıcının frekansıyla oynamadan vericinin frekansını kaydır gibi rit ayarları var. Riti devreye sokup efendim dinlediğim, yani seçtiğim frekansın 200 kHz aşağısını dinle. Yani burada ne yazıyorsa frekansta, 433 yazıyor ya, bu 200 ise aslında ben 233'ü dinliyorum demek. Sistem 233'ü dinliyor. Bunu ne zamanlarda kullanıyoruz? Bazen sistemin kristalinin ya da frekansının kayık olduğunu düşünebiliriz. Kayık olduğunu düşündüğümüzde, ne kadar kayık olduğunu buradan girersek, ben burada gördüğüm frekansı, istediğim frekans görüyorum ama aslında dinlediğim yer doğru başka yer oluyor. Bunun için kullanabilirsiniz bunu. Birazdan şeyde QoS uydusundaki örneklerde bunu göstereceğim. Filtreleri var. RX şeyini değiştirebiliyorsunuz. Örneğin burada ben yine biraz daha bunun üstüne kazanç manuel ekleyebiliyorum. O diğer taraftaki kazanç ayarlarını buradan da verebiliyorum. Efendime söyleyeyim. Ben frontend'de kazanç vermek istemiyorum da gördüğüm şeyler biraz büyük olsun diyorsam onu buradan ayarlıyorum. Efendime söyleyeyim. Full duplex, half duplex. Full duplex şu demek. Örneğin adam Pluto'da siz bir frekanstan dinlerken aynı frekanstan gönderebilirsiniz bile. Aynı frekanstan. Ya da bir frekanstan dinlerken biraz yukarısından, 600 kHz yukarısından gönderebilirsiniz. Bu ne demek biliyor musunuz? VHF role'ye bunu da gönderme yaparken VHF role'nin dönüşünü de bir yandan dinleyebilirsiniz. Tabii ki hani filtrelerinizin biraz daha iyi olması lazım ya da role'nin geri dönüşünün biraz güçlü olması lazım ama gönderme yaparken alma yapabilir. Bizim cihazlarımızın hepsi half duplex, yani mandala bastığımız anda dinlemeyi keserler. Dinlemeyi yapamazsınız o frekansta. Ama adam Pluto gibi SDR cihazında gönderme yaparken bir yandan da dinleme yapabilirsiniz. Bu uydu da çok işe yarıyor. Ben konuşup uyduya sinyal gönderirken bir yandan uydudan dönen sinyali de dinliyorum ki uyduya düzgün çıkabiliyor muyum? Kulaklığımda kendi sesimi de duyuyorum. Buna side tone da deniyor. Half duplex ya da full duplex kullanabiliriz. İşte bizim FPGA'mızın, bunun içinde FPGA var demiştim size. Adam Pluto'nun içinde FPGA'nın sıcaklığı ne durumda onları gösteriyor. Otomatik gain control. Örneğin tabii ki FM için bu yok ama USB'ye geçtim örneğin. USB'de cihazlarımızdaki AGC'lerin aynısı buraya da geliyor. Örneğin fast, medium, slow AGC olsun. Profesyonel cihazların üzerindeki gibi. Ya da abartıp AGC'nin tipini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl bir AGC profili olsun diye. Yani abartabiliyorsunuz AGC'nin özelliklerini. Yani bunun hiçbir profesyonel cihazda o noblarıyla oynayarak ben bu kadar güzel ayarlama yapamadım. En pahalı, en büyük cihazlarda bile. Burada tabii her şey yazılımda olduğu için arkadaşlar coşmuşlar. Noise reduction, işte havadan gürültü geliyorsa ve onların seviyelerini, 4 seviyeli bir noise reduction özelliği var. Notch filtrelerini açabiliyorsunuz. İşte bir gürültü varsa o gürültünün tam frekansını ayarlayıp notch yapabiliyorsunuz. Ya da squelch kullanmak istiyorsanız, örneğin FM'de kullanırken squelch'i devreye alıp açabilirsiniz. Hatta ve hatta FM'de CTCSS tonunu açıp dinlemeye CTCSS tonu da koyabilirsiniz. Sol taraftaki menülerimiz bu kadar. Sağ tarafa geçeyim. Sağ taraf gönderme ile ilgili. Ya bu program anlat bitmez ama ben hani dilim döndüğünce anlatacağım. Yine aynı şekilde verici tarafında şey, modülasyon seçmek daha kolay. Frekansla aynı yerde. Burada frekansları tek tek istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ya da bu arada şey, tabii ben band genişliğini çok yüksek seçtiğim için gönderme yapmayan moddayım. Onun için bunu durduruyorum.
iç ekrana geri dönüyorum. Burada 6 MHz'in yanında dikkat ediyorsanız no TX yazıyor. Transmission yapamazsın diyor. Transmission yapabileceğim gibi bir 1 MHz'lik bir band genişliğini açayım lazım. Sağ tarafta aktif olsun. Aktif oldu. USB mi göndereceğim, AM mi, FM mi göndereceğim onu buradan seçiyorum. Alıcı tarafın frekansını, soldaki frekansını aynısını sağ tarafa vermek istiyorsam RX'in frekansını TX'e getir ya da TX'in frekansını RX'e getir ya da her zaman RX ile sync ol dediğimde RX'in frekansını değiştirdiğimde TX'in de frekansı beraber değişiyor. Şimdi örneğin TX'in frekansını RX'e getir dedim, geldi. Bunları sync et dedim. Sol tarafı arttırdıkça sağ tarafında arttığını görüyorsunuz frekansının. Efendime söyleyeyim. Burada TX bizim PTT düğmemiz. Bu PTT düğmesini harici bir PTT'ye de takabiliyorsunuz. USB'den bağladığınız bir PTT, periporttan bağladığınız bir ayak PTT'si vesaireye. PTT... Biraz açabilir misin? Bu konuyla ilgili soru geldi. Hem PTT, mic gibi kullanılması hem de CW'yu buradan nasıl yaparız diye iki tane soru var. İki tane güzel soru. Bunun için USB modüller var. Şöyle göstereyim. Aslında USB'ye takılan biraz aşağı evet. Şöyle USB'den seriye çıkan DTR vesaire. Birazdan onun menülerinde anlatacağım. USB'den onu takıyorsunuz. O size bir veya iki tane şey veriyor. Sinyal verebilme arayüzü veriyor. Bunun birine diyorsunuz ki PTT budur. Aynı zamanda da CW'da DIT'tir. Şu da CW'da DAH'tır diyorsunuz. Sonra buradan TX'e geçmek istediğinizde buradan da TX'e basabiliyorsunuz. Ya da o TX'e bastığınızda dışarıdan bu TX'e geçiyor. Şimdi biraz bizim 144 MHz'lere bir yere gideyim. Beraber bir deneme yapalım. 145-500 deneme frekansımız olsun. Tabii bunlara kliklemek benim bunun orta tuşu yok ne yazık ki. O yüzden hızlıca geçemiyorum. Gördüğünüz gibi RX ile TX sync olduğu için TX tarafı da hemen 145-500'e geçti. Hemen bir tane el cihazı buluyorum. Kendime 145-500 Evet, soruları olan varsa aşağıya yazabilir. Ben daha evvelden bu konularda sorular aldığım için yavaş yavaş Barış'a da aralarda soracağım. Onu da nefeslendireceğim. Evet, 145-500'e getirdim cihazımı. Antenini çıkartacağım cihazımın şu nedenle aleti sağır etmeyelim. Yani dibinde çok yüksek güç gönderip sağır olmasın diye hatta TX power'ını da kısacağım. Haydaymış. Low yaptım. Bu arada bu denediğimi evde denemeyin diye hani YouTube videolarında oluyor ya. Cihazınızı asla antensiz kullanmayın. Cihazınızın çıkışlarını yakarsınız. Ben bu Baofeng'e 20 tane yedek transistör aldığım için çıkışı için kolayca bu tür testleri yapabiliyorum. Cihazınızın çıkışını yakmayın. En azından bir dummy load falan bağlayın cihazın çıkışına. Şimdi cihazım 145-500'de. Ekranda 145-500 dönüyor. Bu arada bir şey dikkatinizi çekti mi diyeceğim. Ortada bir tane yüksek bir sinyal varmış gibi bir nokta var. Bunu görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bu SDR'lerin DC offset denilen ya da DC signal denilen bir dezavantajı. Tam merkez frekansında her zaman böyle bir pik oluyor. O yüzden biz dinleyeceğimiz sinyali genelde tam ortaya almamaya çalışırız. Ortada değil de sağda solda. Yani neticede şu anda ben burayı dinliyorum. Burası 145. Şu kırmızı işaretin olduğu yer 145-500. Buralara klikleyerek ya da soldaki yerlere klikleyerek dinliyorum. Tam merkezi dinlemem gerekiyorsa frekansı biraz yukarı alıp o sinyalin sağına soluna getiriyorum dinlemek istediğim. Mesela burada tam 145-150'ye denk geliyor. 145-150'yi dinlemek isteseydim bunu 600 yapardım. O da biraz aşağı kayardı. O zaman kolayca o frekanstan gönderirdim. Şimdi gönderme yapıyorum. Sağda gördünüz mü? Sinyallerim çıkıyor. O sinyalleri tabii ki SSB dinlemeyeceğim. Şuradan SSB dinleriz dedik ama Narrow FM yapalım.
Narrow FM'i seçtim. Narrow FM yaptığımda dikkat ettiniz mi? Şu kırmızıya dikkat edin. Kırmızının genişliği artıp azalıyor. Tekrar yapıyorum. SSP yapıyorum. Neden değişmedi? Durdu. Program crash oldu. Evet, program crash oldu. Üzül. Bir daha başlayayım. Evet. LSB'ye bastım. Gördünüz mü? Çok dar bir çizgi gözüküyor burada. Hatta şurada zoom diye bir şey var. Bunları birazdan anlatacaktım. Belki bunları şimdi anlatmak güzel olabilir. Ekranda hani az önce dedik ya biz 1 MHz'lik bir aralık görüyoruz. Ben istiyorum ki olduğum yerin sağında solunda buraya zoom yapayım. Bakın. Hatta bunu tam ortaya alayım. Dinlemek istediğim yeri. Buraya zoom yapıyorum şu anda. Gördünüz mü? Zoom geldi. Yani iyice o frekansa zoom yaptım. Tam orayı dinlediğim için de biraz kayık oldu. Ben şu 145-500-510 yapayım. Burası ne oldu? 515-145. Evet, sola kaydı bizim 145-500. Şunu 500'e kaydırayım. Biraz önce size söylediğim kaydırma şeyini yapmaya çalışıyorum. Hatta şunu biraz daha daraltayım. Bu genişlik güzel. Şunu şuraya alayım. O zaman şurayı da aşağıya bir frekansı alayım. 480'e aldım. Burası şimdi 500. Şurası tam 145-500 oldum. Aslında görüyorsunuz onu. Az önce tek bir çizgi görüyorduk. Zoom yaptığımda artık FM'in titreşimini burada görebilir oldum. Bunun genişliğini, FM band genişliğini almak için aşağıda 2.8 USB yazıyor. Narrow FM'i aldığımda 12 kHz'e geçiyor. Narrow band FM'in band genişliği 12.5 kHz çünkü. Ve gördüğünüz gibi yukarıdaki kırmızı da genişledi. Ve benim sesimi dinliyor. Şöyle sesi de açayım. Şu anda konuşuyorum. Benim konuşmamı telsizden duyuyorum. Band biraz daha 665 biraz daha daralttım band genişliğini. Şu anda gördüğünüz band genişliğini dinleyebiliyorum. Burada bir kere hep tartıştığımız şey vardı ya, 12.5 adım aralığının yerine 6.25'lik adım aralığına geçsek 25 kHz band genişliği olan bir telsizde mandala bastığımızda ne olur? İşte bu olur. Aslında siz frekansın tamamına yayın yaparsınız. Karşı taraf bir bölümünü dinlediği için sesi düzgün duymaz. Bunun band genişliğini sağına soluna tutarak da ayarlayabiliyorum. Yani mesela konuşuyorum. Sesimi açayım. Şimdi konuşuyorum. Sesimin anlaşılmış olabileceği band genişliğine kadar açtım. Evet, gördüğünüz gibi burası sesimin en net olduğu band genişliği. Kaçmış? Yaklaşık. Evet, bir üstte yazıyor, sol üstte 14.5 kHz band genişliğinde yerimi çok zor duyabilir oldu. Kısayım. Aslında benim yaptığım yayın da wide band FM olduğu için narrow band FM ile dinliyor olmam da ayrı bir yetkinlik oldum. Buraya kadar bir soru var mı? Modülasyon nasıl seçiliyor? Band nasıl daraltılıyor? Gördüğüm yeri, aslında dinlediğim yeri daraltmıyorum. Ben hala maksimumda 144-800'den 146-200'e kadar her şeyi dinliyorum. Bakın şu anda 145-500'den mandala bastım. Biraz yukarı gideyim. 145-550'den mandala bastım. 600'den mandala bastım. Biraz daha yukarı gideyim. 700'den basayım. 700'den mandala bastım. 140. Bu bir sürü tepecik görüyoruz. Onlar harmonikler mi? Evet. Benim cihazımın girişim yapıyor etraftaki başka sinyallerle. O girişimler tam o frekansta bir sinyal çıkıyor. Büyük ihtimal arada 200 kHz varsa buralarda bir yerde 200 kHz kaynağı var bir tane. Üst üste biniyorlar birleşip. Benim sinyalim artı o sinyal, benim sinyalim eksi o sinyal kadar bir şey gözüküyor havada. Şu anda gördüğünüz gibi
ben frekansı da bunun tamamını dinliyor ama ben şu sinyali duymak istiyorum. Buna da zoom yapmak istiyorum. Biraz evvel söylediğinden şunu çıkarabilir miyiz? İşte Kamut'la bastım 5 tepecik çıktı. No Name uzak doğuyla bastım 20 tepecik çıktı. İşte kalitesiz. Buradan belli. Hayır, çevredekilerden etkilenip. Yok. Bu tamamen artık Aref'in havadaki birbiriyle girişimi. O dediğini bulmak için mandala bastığında yayın yaptığın frekansın 2 katına, 3 katına, 4 katına, 5 katına gidip bakmalısın. Örneğin ben 145'ten basıyorsam 290'a bakmalıyım. 290'daki tepenin yüksekliğine ya da işte 3 katında 400 küsürdeki tepeye bakmalıyım. O bu cihazın kalitesini belirler. Güzel soru oldu, iyi cevap oldu. Tamam. Hocam bu Edin Pulton'un bu Spectrum Analyzer'da çalışması için ekstradan bir şey var mı? Programı var mı yoksa bu SDR konsolunda falan mı? Yok, Spectrum Analyzer diye bir yazılımı var. Onu yüklediğiniz zaman normalde Spectrum Analyzer ve sinyal jeneratörü yani kavite ayarlayabileceğiniz bir cihaza dönüşüyor. Yani test programı da ayrıca var. Evet, sıralarda bir yerde var, bir ara onu da gösteririm. Ya da hatta onu eski programlardan biz sürü program yaptık. Eski programda var. Evet. Bakınız eski programlarımız. Şimdi buradan başka göstereceğim ne var? Üstteki menülere geçmek istiyorum. Üstteki menüler şu stop SDR'yi durdur. Start SDR'yi başlat. Soldaki select radio o baştaki radio select menümüzü getiriyor. Bandwidth'i ekranda gördüğüm bandwidth'i kaça ayarlamak istiyorsam çıkıp girmeme gerek yok aslında. Buradan da hızlıca değiştirebilirim. Calibration'a şimdilik girmeyelim. Frekansı klavyeden girmek istiyorum dediğinizde size klavye giriş arayüzü açıyor. Buradan hızlıca frekans girebiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Daha önce gezdiğim frekansların hepsi burada history'de kaydediliyor. İstersem onlara hızlıca geçebiliyorum. Always on top Windows'ta olmayan ama bu programda olan bir özellik. Diğer bütün pencerelerin üstünde duruyor. Yani başka bir program açsanız da bu programı köşede tutuyorsanız onun üstünde gözüküyor. Ekran görüntüsü alabilmenize izin veriyor. Efendime söyleyeyim. Mute özelliği var. Noise Blanker. PayPal'dan donate yapabilirsiniz. Para verebilirsiniz abimize. Efendime söyleyeyim, frekans database'i yapıp bu frekans database'ine bildiğiniz bütün frekansları kaydedebilir. Sonra hızlıca çağırabilirsiniz. Options'lar bunlar sizleri biraz aşacak detaylı ayarlar. Buralara hiçbir zaman girmenize gerek kalmayacak. Spectrum hariç. Spectrum'da ilk programı kurduğunuzda 9.9 seçili geliyor. Çünkü bütün cihazlar 10 GHz'e kadar çalışıyor ama biz şeyle çalışırken, QO100 uydusuyla çalışırken frekansımızı 10 GHz'in üstüne çıkartmamız gerekiyor. Çünkü 10.489'u dinlememiz gerekiyor. Herkes ilk takıldığı şey frekansı arttırıyorum 9.9999'dan yukarı çıkmıyor diyor. Onun çözümü burada. Buradaki options'a basıp Spectrum'a basıp şunu 99.9 yaptığınızda 99 GHz'e kadar frekansınızı girebilirsiniz. RX dinleme yaptığım frekansın tüm detaylarını tepede göster. Mesela şu anda gösteriyor. Efendime söyleyeyim, grafik smooth göster. Tepe değerlerini bir sinyal olduğunda örneğin onu hangi açayım. Hangi say. Az daha yüksek 300 mil. Mandala bastım. Tepe çıktı. Mandalı bıraktım. O sinyalin maksimumu orada biraz daha gösteriyor. Ne oluyor diye. General ayarlarında yapmamız gereken bir şey yoktu. OpenCL ile ilgili bir şey yok. CUDA ile ilgili yapacağımız bir şey yok. FFT Window ile ilgili de bir takım matematiksel yöntemler var. Hangisini kullanacağım diyor. Default'unda bırakmanız yeterli. Ekrana gelen sinyal şiddetini neyle ne olarak göstereyim diyor. Mesela şu sinyale klikleyeyim. Desibel cinsinden bakıyorum. Tepesi -98'lerde. Burada da görüyorum -94, -95. Ben buradan bu göstergeyi diyorum ki bana dB mikrovolt cinsinden göster. Biraz önce söylemiştiniz ya dB sinyalde işte şu kadar mikrovolt. Mikrovolt cinsinden gösterebiliyor. Pardon. Ya da S unit göster. Alıştığımız
cihaz göstergesi gibi 9 artı 20, 9 artı 60 görelim demek. Mesela eksi yüzler neye karşılık geliyormuş? Aşağı yukarı 5'e falan karşılık geliyormuş. Eksi 100 duyduğumuz bir sinyal. Daha güçlü bir sinyal çıkayım şöyle kenarında. Buraya geldim. Mesela anteni olmayan bir cihazı S9, S9 artı duyabiliyor. O da yaklaşık eksi 40 dBm'e falan tekabül ediyor olmalı. Başka audio waterfall, yani benim konuştuğumda, pardon, bir kodörümü açayım. Şimdi bir sesim de bir waterfall'ını gösterdiğimde, evet, sesimin de dalgalarını gösterdiğimde bunu gösteren ekranları var. Yani bunu ne zaman arkadaşlar bir yerden sonra ben şey diyorum, fanteziye bağlamış durumda. Üç boyutlu göster, renklerini ayarla, gösterme hızını değiştir. Efendime söyleyeyim, tuningleri bar olarak göster, saat göster, onu göster, bunu göster gibi en tane şeyi var. Şurada geostationary beacon var. Kemal abi onu bekliyor. Ama ona gelmeden önce ben şimdi diğer tarafları bir gezip bunu en son uygulamalı olarak uyduya bağlandığımızda geleceğim. Receive tarafında çok güzel bir özelliği var seçtim. Pane deyip şu anda bir pano açtım. Ben 4 tane alıcı tanımlamış durumdayım. Şu anda aynı anda 4 tane ayrı frekansı dinleyebiliyorum. Biri 104.89'u, biri 145 küsürü, efendime söyleyeyim, birisi bilmem nereyi, birisi bilmem nereyi dinliyor olabilir. Bunların hangisini seçersem de onun sesini açmasını ya da hepsinin sesini beraber açmasını da sağlayabiliyorum. Bunu şurada bir matristen seçebiliyorum. Biraz önce sormuştum Volkan, kaç tane dinleyebiliyor diye. Evet. 6x6, 36 tane ayrı nokta frekansı açıp ayrı ayrı demodüle edip bana dinlettirebiliyor. Aynı Adam Pluto'yla. Aynı Adam Pluto'yla. Genelde bir tane kullanıyoruz. İkiyi bile takip etmek zor ama mesela şunu yapabilirsiniz. Bir yandan Meteor Scatter takip edeceksiniz. Bir yandan röleyi dinlemek istiyorsunuz. Üstelik 4 tane röle dinlemek istiyorsunuz. Bir yandan da efendim Simplex'i de dinleyeceksiniz. Bir yandan da SSB'den çağrı gelir mi? Bir yandan da APRS'yi. Aynı bantta olması gerekmiyor değil mi? 20 MHz içinde olması gerekiyor. Adam Pluto'nun bant genişliği 20 MHz olduğu için o bandın içindekileri aynı anda dinleyebilirsin. Tamam. Sonra şey diyebiliyorsun, onu ona dinlettir, bunu kulaklığa ver, bunu sağ kulaklığa ver, bunu hoparlöre ver, bunu buraya ver gibi hepsinin çıkışında ayrı bir yere yönlendirebiliyorsun. Yani röle'de biz konuşurken Simplex'te bizi çekiştiren diğer sevdiğimiz amatör üstadları da duyabiliyoruz, öyle mi? Aynen öyle. Vay vay, çok efendime güzel. Efendime söyleyeyim, options'larında neler vardı bunun? Efendim audio signal'ı taskbar'da göstereyim mi? Equalizer'ı var. Dinlerken efendim sesi beğenmediniz, sesin bassları çok olsun, tizleri az olsun gibi equalizer ayarları yapabiliyorsunuz. Sanki stereoymuş gibi normal bir röle yayınını dinlettirebiliyor size. Efendim söyleyeyim, burada başka dokunmanız gereken pek bir şey yok. Oynayarak gerisini bulursunuz. Multiband matrix dedik. Receiver pane'e geçtik. Onu inceledik. Ben şu receiver pane'i kapatayım. Arkada bilgisayarımı zorlamasın. İstediğiniz frekansları kısa yol olarak yukarıya panoya ekleyebiliyorsunuz. Böylece buraya gelip zırt diye bastığınızda onları dinleyebiliyorsunuz. Hatta benim şu anda bütün receiver'larım var. Bunu dinle, bunu dinle, hem bunu dinle, hem bunu dinle diyebiliyorum. Ya da frekanslara hızlıca kısa geçebilmemi sağlayan bir özelliği var. Yine keyboard'dan da buraya frekans girebiliyorum derken Adam Pluto ve program gene çakıldı. Ben demiştim size. Bu arada program içerisinde şu frekansı dinle, bir ses çıkışı duyduğun anda kayıda geç. Kayıt özelliği var mı? Sanırım pluginler yazılmış olabilir bunun için. Yani ben o derecede detaylı incelemedim. Bilen varsa söyleyebilir ama mutlaka bir kenarına yazmışlardır öyle bir şey. Tekrar başlatıyorum. Bir sorum var. Buyurun Adem Bey. Biraz önce equalizer özelliği var dediniz ya, RX tarafında. RX'te de var. RX'te de var.
Yine tamam. TX menüsüne geldiğimde onu da göstereceğim. Tamam. Burası da TX tarafı. Opsiyonlarına geldim. TX tondan efendime söyleyeyim o diyor. Buradan geliyorsun. Diyorsun ki 2.4Q ya da Extended SSP yapacağım ben. Geniş band SSP konuşacağım. O var ya dünya Behringer falan para veriyoruz, alıyoruz cihazlar. Onlara pek bir ihtiyacınız yok bu program olunca. Masanın üstüne koyup geniş band Extended SSP ayarlayıp bangır bangır gücünüz de yetiyorsa geniş band SSP konuşabilirsiniz. Örneğin 5 kHz'e kadar örnekleri buraya verilmiş. Yok ben bunların hiçbiri bana yetmedi. Ben kendi equalizer'ımı tanımlayacağım. Daha geniş konuşacağım derseniz ona da izin veriyor. Bantları daraltabiliyor, genişletebiliyorsunuz istediğiniz gibi equalizer'ında. Denoiser'ı var. İşte dip gürültüleri uçursun diye. Envelope simetri. Bunların hepsi sesle inanın aklınıza gelebilecek her türlü oynamayı size yaptırabiliyor. Mikrofonunuz zayıfsa mikrofonunuza kazanç verebiliyorsunuz. İşte 10 dB daha, 10 kat daha güçlendir sesimi, 100 kat daha güçlendir sesimi diyebiliyorsunuz mikrofonunuzun. PC'nin mikrofonu kullanıyorsunuz, laptopun duymuyor. Buradan onun gücünü arttırıp daha güçlü bir sinyal göndermeyi sağlayabiliyorsunuz. Prosesörü var. Equalizer şurada size şeyini gösteriyor. TX tarafında nasıl bir equalizer yapmak istediğinizi. Grafik equalizer ayarlarından size yaptırıyor. Efendime söyleyeyim. Ton gönderebiliyorsunuz. Harici bir örneğin amfiyi devreye sokmak istiyorsunuz. Mandala bastığınızda HF'de ya da VHF'de, UHF'de, uyduda amfinizin de elektriğinin açılmasını istiyorsunuz. Bunun için şurada bir tanem neredeydi o? ETT serial port. Evet burada şeyleri var. USB relay diye bir özellik var. Buradan diyorsunuz ki ben mandala bastığımda şu USB portundaki şu şeyi amfiye aktive et. Şunu aç, bunu aç, şunu da aç. Bu kadar da gecikme ver. Biz buna sequencer diyoruz. Mandala bastığınızda eleneği kapat. Amfiyi aç. Anteni şöyle yap. Işıkları kapat. Odayı loşlaştır gibi bir sürü ayarı sizin yerinize otomatik yapabiliyor. Mandala bastığınızda istediğiniz gecikmelerle önce lambanızın ışığını kısıp sonra amfinizi devreye alıp eleneğinizi kapatıp bütün o sequencer'ın görevlerini de görüyor. Bunun en altında Pluto sequencer'ın Barış Hocam çıkışlarını RS-232 komport üzerinden mi yapıyor yoksa? Şöyle USB relay denilen bir şey var. Hazır Arduino ile de yapabiliyorsunuz. USB'den bir Arduino bağlıyorsunuz. Arduino'nun bütün portları sizin için örneğin şey oluyor. Ekstra bir Arduino programı. IO portu oluyor. Oraya da roller bağlayabilirsiniz. Arduino'ya role kartı takıp mesela onunla her şeyi kumanda edebilirsiniz. Sequencer bile kendi başına dünyanın parası bu arada. Hani. Evet evet ben VHF'li nerede kullanmıştım. Oğuzhan Hocam sağ olsun yardımcı olmuştu getirtmiştik. Evet. Yani bunu bulduktan sonra ben sequencer olarak bilgisayarı kullanıyorum. Sequencer'da zaman sıralayıcısında aradaki süreyi de ayarlayabiliyor mu? Burada delay denilen bir bölüm var görüyorsanız. Receive'de şuradan şu geldiğinde bu transmit tarafında da şu sırayla şu delay'lerle bunu yap diye. Şunu aç 300 milisaniye bekle, şunu kapat 300 milisaniye bekle, bunu yap diyebiliyorsun. Kaç port toplam? 2, 4, 6, 8. 8 çok, alma çok tarafına, yeterli. 8 gönderme tarafına. Yani benim bildiğim 8 tane cihaz yok diyorum ya. Ortamın ışığını loşlaştırmaya kadar koyabilirsiniz artık. Hani LNA ve amfiyi bırakıp. Evet, evet. Roleler olur, LNA olur. PA'nın voltajını açar. Başka da gerek yok. Yani. Biasını da bu versin, biter. Şimdi, efendime söyleyeyim. Burada Pluto'nun SDR'nin radyo configuration'ı var. Bu sizi direkt Pluto'yla arayüzlendirip Pluto'nun detay ayarlarını yapmanızı sağlıyor. IO buffer'larını ben genelde düşük tutuyorum. USB 2.0, USB 3.0 mesela 3.0 porta takıyorsanız bunu biraz daha geniş tutabilirsiniz. Bu ne kadar büyük bloklar halinde aldığı RF bilgisini bilgisayarınıza vereceğini belirliyor. Calibration önemli bir husus.
Adam Pluto'yu aldığınızda içindeki 40 MHz'lik kristal özellikle ilk versiyonlarında çok kötüydü. 40 MHz'di ama ısınınca o 40.1, 39.998 gibi böyle ortamın ısısına göre geziniyordu. Temel frekans gezinince de sizin dinlediğiniz frekans da geziniyordu. Yani çok kararlı bir dinleme yapmıyordu. Tabii ben çok egzecere ediyorum bunu. Hani o derece etki, mesela FM'de hayatta hissetmezsiniz. SSB'de de bir istasyonu ayarladığınızda mesela 5 dakika aynı istasyonu dinlediğinizde ya ufacık bir kayma olduğunu, adamın sesinin kalınlaştığını ya da inceldiğini hissediyorsunuz. O bundan kaynaklanıyordu. Bunu da düzeltmek için üzerindeki kristal de tam 40 MHz olmayabiliyordu. Bunu düzeltmek için burada 40 MHz'in ayarlandığı bir bölüm var. Birazdan uyduda bunu beraber uygulayacağız. Kemal abi sen burayı iyi dinle. Çünkü bu minicik ayarlar yapın. Mesela şundan eminsiniz. Bir tane sinyal var sizin o bulunduğunuz ortamda. 102 nokta bilmem kaçtan yayın yap. Ya da mesela havaalanlarının yayını var. Sabit frekansı sabit. Hiç değişmeyen ve çok kararlı yayını olan sinyaller var. O sinyalin frekansına gidip ya bunun örneğin 119.7'de olması lazım bu sinyalin diyorsunuz. Siz onu 110.720'de duyuyorsunuz. Bir yerde bir yanlışlık var diyorsunuz. Önce gelip buradan bunu düzeltiyorsunuz. Bunu aşağı, bu ikisini seçiyorsunuz öncelikle. Yani siz buradan değişiklik yaparken arkada o değişikliğin devreye girmesini sağlıyorsunuz. Sonra bunu değiştirmeye başlıyorsunuz. Hazır başlamışken ben onu anlatmaya devam edeyim o zaman. Böyle yapayım. Nerede telsizim? Öyle. Evet, en sağdaki sinyal ortaya al. Bunu oraya getir. Buraya alacağım. Evet. Şimdi şu sağdaki benim sinyalim. Onu biraz zoom yapıp daha rahat görebilir bir yere getiriyorum tepeyi. Görebiliyorsunuz tepeyi sanırım. Şöyle. Şimdi bunu buradan radio configuration'a gireceğim. Hiçbir şeye dokunmadan calibration kısmında bunu kaydırıyorum. Altta zaten şeyde göreceksiniz. Şu waterfall'da görüyorsunuz. Yavaş yavaş sola doğru kayıyor sinyal. Doppler gibi sola kaydı. Giderek sola kayıyor. Sinyal sola kayarken waterfall da sola kayıyor. Bu ne demek? Mesela bunu 80 ppm değiştirdim. 80 ppm adjust ettim. Ana dinlediğim frekansı yaklaşık bir 20 kHz civarında, 10 kHz civarında kaydırdı. Ha şimdi diyorum ki evet gerçekten doğru frekansı dinliyorsa ben bunu farklı bırakıyorum. Bu her Pluto'dan her Pluto'ya değişiyor. Benim maksimum gördüğüm Pluto'da 39-40 hatası olan. Ben bunları nasıl test ediyorum? Spektrumdan buradan kararlı bir sinyal üretiyorum. Ürettiğim sinyali bununla tam doğru frekansta almaya çalışıyorum. Tam %100 olduğundan emin oluyorum. Ama bunu uyduda kullanırken başka trikleri var. Onlara da birazdan geleceğim. Bu konu anlaşıldı mı? Sorusu olan var mı? Evet. Pır filtresinde şurada TX Boost'u her zaman seçili olmasını size öneriyorum. Çünkü bu adam Pluto'nun maksimum güçte yayın yapabilmesini sağlıyor. Eğer bunun TX Boost demezseniz bir alt seviyede yaklaşık 4 dBm gibi bir güçle 3-4 miliwatt, 5 miliwatt gibi bir güçle yayın yapıyor. Arttırdığınızda bir 7-8 miliwatta kadar çıkıyor. Bu da bazı şeyleri sürmeniz için önemli. TX Boost'u açık bırakmamız gerekiyor. Bu menüyü kapatıyorum. Transmit'te Vox'tur, işte Tune'dur vesairedir. Bunları şu sağdaki ekrandan size göstereceğim birazdan. Record Playback. O dediklerim buraya gelmiş olabilir bu arada Volkan. Record'u otomatik başlat vesaire buralarda bir yerde mutlaka yazmış olabilir. Açıp, oradan o boost'u açacaktım. Tamam. Bakalım. Ben şeyde değilim. Yani hani buralarına çok hakim değilim. Hiç kullanmadığım özellikle. Sorun değil.
uyduya yavaş yavaş şey yapalım. Evet, scheduler bile yapabiliyorsun. Şu saatte şu frekansı dinle, şu saatte şu frekansı dinle gibi bir schedule da yapabiliyorsun. Ya da şu saatte şu frekansı kaydet, bunu kaydet. Pek çok özelliği var. Favorite, favori frekanslarınızı her bantta kaydedip burada hızlıca erişebiliyorsunuz. Bunları ekleme, çıkartma yapabiliyorsunuz. Hafıza kanallarını buraya ekleyebilir, dışarıya diskete kaydedebilir, geri alabilir ya da kısa yol tuşlarına numerik pad'den hızlı erişebilir, ayarlayabiliyorsunuz. Yani 0.42 yazdığımda şu frekansa gitsin, 0.750 yazdığımda şu frekansa gitsin diye bir takım özellikleri var. Yani yazan sıkılmamış, bildiği her şeyi yazmış. Ya da her cihazda gördüğü bütün özellikleri yazmış. Screen saver'ı devre dışı bırak, DX cluster'ı aç, DX cluster'a veri gönder, server'a bağlan, efendim directx geç, backup yap, bütün yaptığım konfigürasyonun backup'ını al, restore et. Yazılımın ayarlarını yapmak da biraz uyuz. Yaptığınızda mutlaka bir backup'ını alın derim. Şimdi geçelim uyduya. Uyduya geçip beraberce bununla uydu dinlemesi yapalım. Bunu uyduya bağladığımızda neye ihtiyacımız var onu göreceğiz. Soru varsa soruları alayım. Rengimi kapatayım. Ben de diğer setup'ımı kurmaya başlayayım. Belirtilen frekans aralığı taratılabilir mi diye bir soru var. Bilmiyorum. RTFM manuelini okuyun. Bilgim dışında. Şöyle bir şey var. Arada sorular geldi. STR Sharp, RTL, SDR, STR Dangle, İngiliz'in yaptığı çıktıktan sonra bayağı popüler oldu. Bir Rus ekip de STR Sharp üzerinde inanılmaz application'lar geliştirdi, plugin'ler geliştirdi. Evet, STR Sharp kesinlikle bu programdan çok daha kolay. Ama STR Sharp bu programa yetişemez. Çünkü bu program hem alıcı hem verici. Bildiğim kadarıyla da STR Sharp sadece bir alıcı. CTCSS çözebilir, record edebilir. STR Sharp ayrı bir şey. Ve ucuz, kolay, evinizde bir dinleyici, HF, VHF, UHF hepsini, özellikle dijital modlar, onları çözme. Hepsini yapabilirsiniz STR Sharp'ta. Özellikle o Rus sitesi çılgın şeyler yapmış. Ama söylemek istediğimiz STR Console, STR Angel, GNU Radio, bunlar bu işin Rolls Royce'u. Bu da bir ek olarak buradan belirteyim. Dijital modlarda çözücü olarak da kullanabilirsiniz. O sonuçta alıyor. Asıl diğer DSP olan yazılımlar çözüyor. O ayrı bir konu. Bunun içerisinde öyle bir plugin yok. Evet, bundan aldığınız sesi dışarıda istediğiniz programa gönderebiliyorsunuz. O da sizin için çözümlemeyi yapıyor. Şimdi ben size önce buradaki setup'ımı göstermek istiyorum. Şu benim çanaktan gelen göremiyorsunuz. Diğer kamera daha kolay olur. Evet. Kapatıp diğer kameraya geçiyorum. Hem kamerası daha kolay olacaktır. Kesinlikle Barış'ın biraz evvel en son söylediği çok önemli. Bu hataya ben 50 kere düştüm. Yaptığınız bütün ayarları muhakkak kayıt edin. Versiyon değişikliklerinde veya başka bir STR alıcıyı veya alıcı vericiyi setup ettiğinizde bütün ayarlar birbirine giriyor. Muhakkak eski ayarlarınızı bir yere save edin. Onu import edebilirsiniz. Sonradan açabilirsiniz. Şimdi gözüküyor mu ekranım? Gözüküyor. Ya, tamam. Evet. Şu benim uydudan gelen, çanaktan gelen kablom. Masamın üstünde bir yerde bir arada ona voltaj beslemesini yapıyorum. Yani LNB'ye karışıklığı da göstereyim size. Gösterebilirsem. Şurada görünüyor sanırım. Görünüyor biraz. İki tane girmiş, bir tane çıkmış. Evet. Buradaki mavi olan çatıdaki antenden geliyor. Beyaz olan şuradaki güç kaynağından 12 volt veriyorum. Beyaz olanın çıkışını da şuraya gönderiyorum. Şu beyaz kablo, oradan gelen beyaz kablo. Çanaktan geliyor gibi düşünebilirsiniz. Bunu direkt RX'e bağladım. USB'sinden çıkan kabloyu da, pardon, şöyle USB'den çıkan kabloyu da şimdi buradaki
laptopuma. Bu sadece dinleme, doğru mu Barış? Evet, şu anda sadece dinleme setup'ını göstereceğim. Çünkü bir uyarı yapmak istiyorum. Burada gördüğünüz bu uzun kablolar dinlemede hiç problem değil. Özellikle LNB'den gelen koaks kablomuz 75 ohm, 50 ohm değil. Çünkü dinleme istediği kadar da uzun olabilir. İşin TX kısmında bu historiyi lütfen unutunuz. Her şey kısacık olmak zorunda veya çok takatli evet. olmak zorunda. Yani, TX'i hep beraber uygulamalı olarak 28'inde beraber yapacağız. Evet. Şimdi bu konuda çok kısa bir şey söyleyeyim. Eğer kısa kablo yerine, ki bende o 5 metre şu anda TX kablosu, 2,5 GHz'i az kayıtlı gönderen bir kablo aldık. Sevgili Sierra Romeo kardeşimizle birlikte. Onda kısası var, bende uzunu var. Şu anda o kablo bende çalışıyor. Model markası nedir ve 8 wattla da o kabloyla yine başarılı olabilir mi Barış? Şimdi olur. LMR 400 ya da Ericsson'un TZC 500 kablosu var. Türkiye'de bolca var. GSM baz istasyonlarından çıkan her ikisi de ya 5 metre, 10 metre. Benim de burada ben mesela TX'i içeriden yapıyorum. 20 metre gidiyor ama ya antene gitmesi gereken gücün 5'te 1'i gidiyor. Doğru. Yani, az gidiyor yani. Daha az gidiyor onun ama. Onun için söylüyorum. Edup kullananlar eğer o kabloyu kullanırsa o zaman pek bir şey kalmıyor yayın yukarıya atacak. 20 watt, 100 wattınız varsa dediğiniz doğru. Kablo o kadar önemli değil. Yani zaten normalde uyduya çıkmak için miliwattlar yeterli, 1 watt yeterli. Yeter ki o 1 wattı antenin dibinden feed edin. Ben uyduya ilk 1 wattlık bir wifi vericisiyle çıktım. O 1 watt da yani deli gibi kablolardan gidiyordu. Yani miliwattınız varsa bile uyduya çıkarsınız. Yeter ki elinizdeki gücü kaybetmeyin. Şimdi setup'ımı son bir kez göstereceğim. Adam Pluto kablo ona giriyor. Kablo PC'ye gelip giriyor. Şimdi tekrar ekran paylaşımına geçeceğim. Şöyle. Bir taraftan da hani burada da ne yaptığımın bir kaydı burada olabilir. Buna değil. Neyse beceremedim. Burayı görecek bir yer. Şurada yapacağım. Şurayı. Ya da neyse onu koy buradan anlatayım ben her şeyi. Şunu ben tam kapat. Şu an hiç duymuyoruz. Bütün sesler gitti. Tamam. Osilasyon yaptırmamak için şu an duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Gayet evet. Net. Tamam. Şimdi tekrar ekranımı paylaşıyorum. Geldi. Şunu kapatayım. Tekrar açayım. Ya kabloları takıp çıkartınca USB'de Windows bende epey kararsız duruma geliyor. Bu benim Windows'umdan da kaynaklı bulunuyor olabilir. Her Windows'ta böyle de olabilir. Kendisini çok sevmediğim için zorlanıyorum. Tekrar açtım. Bu kez Pluto SDR5 diyeceğim çünkü o benim şu masanın üstünde duran diğer Pluto'm. Onları şey seri numarasından tanıyor hangi Pluto'nun hangisi olduğunu. Şimdi buraya kadar gelirken hep burayı boş bırakıyorduk. Bu kez de boş bırakacağım. Size bir şey göstereceğim. Burayı 960 kHz'de bırakacağım. Açacağım. Şimdi normalde biz ne diyorduk? Uydudan gelen yayın 10.4489'da geliyor. Şöyle hemen bir tane kalkülatör açayım. Entrabas açıldı. Geç açıldı. Hexadesimal zor olur tabii ki bunu. Standart yapalım. Şimdi 10.489 MHz'de yayın yapıyor uydudan gelen yayın. Bunu LNB'miz
9750 MHz ara frekanstan geçiriyor ve bize 739 MHz'de veriyor. Yani benim alıcımın 739 MHz'i ayarlamam lazım. Eğer 739 MHz'i ayarlarsam uydunun sinyallerini duyarım. Ne demek? Bir tane elembiniz var. QO100 uydusuna döndürdünüz çanağınızı. Araya bayastiği koydunuz. 12 voltla da besliyorsunuz. Çıktısını RTL SDR'ye, SDR Play'e ya da Adam Pluto'ya bağladınız VX'ten. Hangi frekansta dinleyeceksiniz? 739 MHz'de dinleyeceksiniz. Bunu birazdan değiştireceğiz ama ilk dinlemeyi 739'dan yapmanızı öneririm. Biraz daha ileri götüreceğim, kafanızı karıştıracağım, özür dilerim. Benim ara frekansım 9750 değil. Yani 10489'u benim ara frekans, cihazımın ara frekansı, LNB'yi modifiye ettim ben. Eksi 9360 benim LNB'min ara frekansı. 1129'da dinliyorum. Ben bunu şey için yaptım. 1.2 GHz amatör bandının olduğu yerlere denk getirebilmeye çalışmak için 1129'da dinlemem lazım. O yüzden dönüyorum arkadaki ekrana. Şurayı 1000 görüyorsunuz, hep dümdüz, hiç sinyal yok şu anda. 4 GHz, 3 GHz, 1 GHz, 1030, 1100. Aa, sinyaller gelmeye başladı 126'larda. Bu sinyalleri gördüğünüzde bunlar QO100'ün sinyalleri. Nasıl anlayacağız bunu? Ben şu sesi açayım. Birinin üzerine tıklıyorum. Volkan duyuluyor mu? Gayet net duyuluyor. Devam. Ha. Şimdi güzel. Sinyaller görünüyor. Hatta şöyle biraz daha geniş bantlı baktım. Ne güzel sinyaller gözüküyor. Hatta ne demiştik? Şimdi biraz daha geniş bantlı dinleyeyim de herkesi göreyim. Gelecek. Geliyor. Gelmek üzere. Geldi. Buradalar. Niye kaydı? Kaymadı aslında. Buradaydılar. Bant genişliğini değiştirip ortaladım onları. Yani çünkü çok daha geniş bir aralığı dinletiyordu. Şu zoom sağda olduğu için. Şurada görüyor musunuz? Şurası, şu bölge transponderımız bizim. Amatör transponderımız. Burada SSB yayınlar var. SSB sinyallerin hepsi burada. En sağdaki ve en soldaki uydunun beaconları, tanıtım sinyalleri. Ben şu anda kaç megahertz dinliyorum? 1126'dan 1128.5'a kadar çok geniş dinledim. Genelde şöyle yapıyorum ben. Gelip bunun ortasında bir yere basıyorum. Burayı ortalattırmak için şu ortalama düğmesine basıyorum. Burayı tam ekranın ortasına alıyor. Sonra da bant genişliğini aslında 500 yetiyor ama 768'i ayarlıyorum. Ya da 600-700 gibi. Çünkü transponderın toplam genişliği 500 kHz. Şu sağdaki sağdaki beacon, soldaki soldaki beacon. Bunun şu alttaki gürültü seviyesini biraz daha alt hizaya getirmek için low yazan yeri aşağıya, yukarıya çıkartıyorum. Aşağıya indi gördüğünüz gibi o. High yazan yeri yukarının tepelerin nereye kadar çıkmasını istiyorsam onu ayarlıyorum. Şu seviye genelde, hatta fazla bile oldu. Şöyle biraz daha kısayım. Şu seviye gayet güzel. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Tepeler eksi 57'lerde. Eksi 57 dBm duyuyor. Yani deli gibi duyuyor. S seviyesinden konuşmak gerekirse 9 artı bilmem kaçlarda, işte 9 artılarda uyduyu zaten duyuyorum. Buna hiçbir şekilde amplifikasyon falan yapmanıza gerek yok. Uydunun en sağındaki bir beacon. Dinleyelim o beacon'ı. Aynısından uydunun önünde de var.
bu Q100 high işte bilmem ne delta kilo bilmem ne diye çağrı işaretlerini tekrar ediyor. Böylece ekranda bandın nereden başladığını, nerede bittiğini görebiliyorum. Tam ortada da bir tane beacon var. Şu. Buna kliklediğinizde şurada ikili bir boynuz görüyorsunuz hemen ve cırr diye data şeklinde bize uydunun tanıtımını yapıyor. Böyle. Uydunun sıcaklığını, antenlerin durumunu, transponderin durumunu vesaireyi transmit eden bir beacon sinyali var ortada. Bu ortadaki sinyal bizim için önemli. Çünkü bunun frekansını biliyoruz. Şimdi ne demek frekansını biliyoruz? Hemen bir tane browser açacağım. Browser görünüyor sanırım. Evet, görünüyor. Buraya QO 100 önce İngilizcesinden İngilizcesine geçiyoruz. QO 100 transponder band plan yazıyorum. İş yazsam da bulmasını bekliyorum. Niye bu kadar geç geliyor? Ya bu makinenin interneti de çok kötü. İnterneti kötü diyorum. Zoom'a bağlayayım bundan. Şöyle yapayım. Nerede vardı o? Batçe'nin sayfasında vardı. Neroband'a gideyim. Browser rune teslim etti galiba. Peki bunu komple kapatayım. Amsat'ınkini açayım mı ben? Vereyim mi? Olur ama şuradan bir tane daha açayım. Bir deneyeyim. Aynı ekranda göstermek istiyorum da. Tamamdır. İstiyorsan ben de hazır. Browser çalışmıyor, her şey çalışıyor. Ya buradan devam et. Üzerine seninkini de üzerine çizebilirim. Doğru. Özür. Şimdi ortada şuradan annotation'ı açayım bir saniye. Şimdi şu soldaki beacon, şu sağdaki beacon, yani 10.489.990'da sağdaki beacon var. 10.489.500'de soldaki beacon var. Ortadaki beacon'ın frekansı 10.489.745. Bu frekansları biliyorum. Bunları bilerek şimdi kerteriz yapıp ekranımı bu frekanslara göre ayarlayacağım. Nasıl ayarlayacağım? Paylaşımı durdurur musun? Volkan. Ne istedin? Bir paylaşımı durdurabilir misin? Tamam. Böyle bunu küçülteyim. Şimdi şu ilk cihazımızı tanımladığımız yere gidiyorum geri. Select Radio. Şurada bir şey seçmem gerekiyor ama o seçtiğim şeyi nasıl yaptığımı şuradan göstereceğim. Definitions'ı seçiyorum. Definitions'da şurada Converter Selection diye bir şey var. Onu tıklıyorum. Edit'ine basıyorum. Burası sizde boş gelecek ama burada yeni bir tane add deyip yaratabilirsiniz. Benimki 9360 olan bu. Bunu edit deyip size göstereyim. Bir tane yeni yaratıp Down Converter'dır bu diyorsunuz. Bunu hem RX frekansına hem TX frekansına uygulayacaksın diyorum. Adına da hep beraber amatörce sohbetler 9360 diyeyim. Niye 9360 dedim? Benim LMB'min ara frekansı 9360. Şuraya ben 9362 yazdım. Siz buraya 9750 yazacaksınız. 9750.000.000. Kalan küsuratları birazdan beraber bulacağız. Ben de sizinle beraber şöyle yapayım.
9360000000 dedim. Sanki hiç hatası yokmuş gibi benim LMB'nin, hiç frekans kayıklığı yokmuş gibi. Buraya bu değeri girdim. Apply dedim. Save dedim. Şimdi buradan SDR5'i seçtiğimde burada amatörce sohbetler 9360 diye bir seçenek var. Bunu seçiyorum. Start diyorum. Arkadaki ekranda hiçbir fark göremeyeceksiniz. Hala aynı şeyleri gördüğümüzü düşünebiliriz. Tek farkla artık 10489'un civarına gittiğimde de bu görüntünün aynısını göreceğim. Gidelim. Evet, 10487'de gördük. 89'da var mı diye bir bakayım. Evet, oralarda yok. Şöyle. Bir sürü, bunlar girişim yaptığı için bir sürü yerde birbirinin kopyalarını görebilirsiniz. Önemli olan 10489'a en yakın yerde o yapının birebir aynısını görmeye çalışmak. Şimdi geldik. Bu yapı biraz bizim yapımıza benziyor. Bunu bir dinleyelim bakalım. Tanıdık bunu. Bunun frekansı ne? Bendeki frekansı 10488.062.100. Peki olması gereken neydi? Volkan, istersen sendeki, bunu bir kenara yazalım. Açayım mı? Açıver, ben gösteremiyorum. Tamamdır. Seninkini durmadan benimkini gösteriyor mu? Seni ezebiliyor olman lazım. Ben bir şey söyleyeyim o zaman. 10489.750 olması lazım. Exact o frekansı. Ha, söyle, kaç dediniz? Bir daha söylüyorum. 10489.755. Hayır, 750. 50 tam ortası. 755'in ortası 750. Exact orada olması yani. Şimdi olması gereken frekans, şuradan hesap makinemizi tekrar açalım. Alayım mı ekranı? Yok, gerek yok. Ha, benim ekranımı görüyorsunuz. Senin ekranda mıyız? Tamam, seninkini verdim yine geri. Devam. Tamam. Benim ekranım var. Evet. Şimdi olması gereken frekans 10489 kaçtı? 750. 750. Benim ekranda ne görüyorduk? Arkada görüyoruz. 10488.062. Evet. Eşittir. 1.688 MHz benim şeyim kayık. LMB'm kayık. Sıcaktan, soğuktan, bir şeyden kaymış frekansı bu kadar. Peki bunu nereden düzelteceğim? Bunu biraz önce 9360 yazdığım yerden düzelteceğim. Buraya geldim. Definitions'a geldim. Şuradan edit'e bastım. Amatörce sohbetleri edit dedim. 9360 yazıyordu burada. Şimdi bunu ben burada hep yanlış yapıyorum. Ya ekleyeceğiz ya çıkartacağız. Önce ekleyerek şansımı deniyorum. 9361 688 üzerine 1.688 ekledim yani. Apply dedim. Save dedim. SDRX değil, özür. SDR5'te amatörce sohbetlerde başlattım. Şimdi ekranda o sinyallerin yeri değişti. Çünkü gitmem gereken yer 10489.750 idi bizim merkez frekansımız. Şöyle orayı da bir ortalayayım. Burada bir yerde olması lazım o tepenin. Bakıyorum. Çok yaklaşmışım. 750.075. Fena tutturmamışım. Evet. Yani demek ki frekansa bunu mutlaka yapmalısınız. Yani
merkezde 10.489.750'de bu çifti görmelisiniz. Şimdi size başka bir şey göstereceğim. Zoom yapacağım. Ben burayı dinlerken bu frekansın sağ sola kaydığını size göstereceğim. Çünkü LNB'm ısındıkça bak görüyor musun sağa doğru kaymış biraz. Yani birkaç saniye içinde bile. Şurada görüyor musunuz? Sağa doğru bir eğiklik var o beacon'ın sinyalin. Aslında beacon uydudan hep aynı frekansta yayın yapıyor ve frekansı 1 Hz bile değişmiyor ama benim baktığım yerde sürekli bu kayıyor. Bunu stop yaptırmam lazım. İşte bunu stop yaptıran şeyin adı View'daki şu geostationary beacon. Eğer burada geostationary beacon çıkmıyorsa sizdeki default geliyor aslında. Şu options'larda options'ların içinde more options'larda bir yerden açılıyor. Yerini hatırlayamadım. Bir yerlerden bu plugin'i de ekranda gösterdi ya da şuradan select'ten diyorduk galiba. Evet. Şuradan hangi plugin'leri göstereyim diye bir menü var. Bu menüden gelip Geostationary Beacon. Şunu seçili hale getirdiğinizde mesela kaldırayım ben bunu önce. Kapatıp açman lazım diyor. Kapatıp açmaya niyetim yok. Kusura bakmasın. Geri açıyorum. Şimdi Geostationary Beacon'ın üzerine Yes dedin. Yes. No dedim de o gene de ben kapanacağım dedi bir şey diyemedim. Ay ikinizin de yes'e bastın. Allah dedim. Barış'cığım bir şey sorabilir miyim arada? Tabii ki. Bu programı bilgisayarın hangi kaynağını sömürüyor bu programı yavaş çalışma sebebine CPU mu RAM mi ekran kartı mı? CPU da RAM de yani hepsi. Yani kaynakları birazdan gösteririm. Burada bir yerde detayları vardı gösteriyordu Task Manager eskiden ama yani biraz yüklendiğinde CPU da RAM de olduğu gibi götürüyor. 16 GB RAM'li bir i7 bu makine üstelik sürünüyor. Pluto 5 dedim, so dedim, start dedim tekrar. Şimdi o kaymayı nasıl durduracağız? Şurada görüyorsunuz o iki tepe geldi yine. Aşağıda da sinyali var. View menüsünde eğer Geostationary Beacon kapalıysa şu plugin'lerin hepsini kapatayım da sizin kafanızı karıştırmasın. Evet. Normalde yukarıda sinyalin spektrum görünümü, aşağıda da waterfall görünümü var. Gelip Geostationary Beacon'a bastığımda aşağıya bir bölüm daha açıyor. Şu gördüğünüz bölümü. Bu bölüme şu sol yuvarlağa start'a kliklediğimde bu yukarıdaki spektruma çok benzer ikinci bir spektrum göstermeye başlar. Görüyor musunuz? Şu beacon'ın kendisi. Gelip o beacon'ı kabaca seçiyorsunuz. Kabaca. Sonra diyorsunuz ki bunu takip etmeye başla. Şu solda gördüğünüz frekans sapmasını merkeze kadar bir müddet sonra kendisi yaklaştıracak. Hatta şunu şöyle yapayım. Şimdi kilitleniyor o beacon'a. Birazdan kilitlenecek ve hata miktarı şu solda gördüğünüz şu anda 1 Hz hata yapıyor. Sadece 1 Hz. Bu tamamen bunun üzerine gelip o 1 Hz hata da sıfırlandığında beacon'ı sürekli takip edip sizin frekansınızın her şeyin doğru olmasını sağlayacak. Sonra isterseniz bu peyni şey yapabilirsiniz küçültüp. Çünkü bunda bir işiniz yok artık. Küçültebilirsiniz. O arkada sürekli otomatik olarak sinyalleri beacon'a ayarlamaya çalışacak. Şunu göstereyim. Bir tane istasyon dinleyelim. Beacon ayarlı ve ayarsız durumlarda testteki bozulmayı takip edelim. Şimdi en çok yapılan hatalardan biri Kemal abi senin yaptığın hata. LNB'nin ara frekansını tam doğru ayarlamadığın için bu ekrana geldiğinde bu çift çizgiyi hiçbir zaman göremiyorsun. Şu ikiliyi göremiyorsun. Eğer ben bu ikiliyi 10.750 ile 10.000 işte yani 10 kHz 5-10 kHz'lik bir aralıkta ayarlamama izin veriyor. Çok da geniş bir aralıkta aramıyor o beacon'ı.
O yüzden mutlaka önce yukarıdaki ekranda onu 10.750'ye yaklaştırdığına, bir miktar yaklaştırdığına emin ol ki işin kolay olsun. Ben zaten da burada sorun yaşıyorum. O definition'da artı eksi çıkartmaları senin gibi çok hatalı yapıyorum. Bıktım ondan. Şimdi bunu birlikte yaparsak şeyin sonunda rahatlayacağım. Tamam. Şey mi? Evet. Konverter definition. Ekranda evet. Kolay yolu şu. Ekranda gel, o çiftli beacon'ı bul. Üzerine gel, yoğunlaş. Aşağıda gözüküyor zaten. Çiftli beacon olduğuna emin olmak için zoom yapıp aşağıda o çiftli beacon olduğuna emin ol. Hatta tam da ortala. Soldan frekansını oku. 10.489.748 kaç? Bunu olması gerekenle farkını al. Olması gerekenle 10.489.750. Aradaki fark kadar 9.750'yi ekle ya da çıkar. İşte zaten bende de problem orada. Bende artıda gözüküyor. Yaklaşık 23 kilohertz artıda benimki. Onu şimdi ekleyip çıkartıyorum. Yanlış yerlere gidiyor şey. Şimdi birlikte yaparsak güzeldi. Olur. Ben de hep aynı hatayı yapıyorum. Ya ekliyor muydum çıkar diye. Bir iki tane matematik hesabını bazen ben de yapamıyorum. Ama iki tane şansım var. Ya yukarı gidiyor ya aşağı gidiyor. Yapacağız onu. Okay. Tamam. Bu da stabil olmasını sağlıyor dedik. Hemen bir tane istasyon dinleyelim bakalım ne diyorlar. Bu arada herhangi bir televizyon çanağınız varsa bir tane de şu RTL SDR'den elde ederseniz bir yerlerden 5-10 dolarlık bir şey, 10-15 dolarlık bir şey. Bu benim yaptığımı siz de yapabilirsiniz. Şu arkadaşı dinleyelim. Güzel bir sinyali var. İlkini takip etme diyorum. Sesteki kalınlaşma incelemeyi takip edin. Bunlar açtığım paralel sınırları dediğimiz istasyonu kapat. Şimdi daha iyi. Çünkü bu konuşan Hanslar galiba fazla bira içmişler. Onun için sesleri biraz patlak geliyor. Peki. Şimdi sonuçta eğer burada play'e basarsan şu anda benim de elemde eskiden de tam frekansta oturdu yani oynamıyor da belli bir şeyden de sabit olunca bu frekans çok değişti ama şöyle bir şey değişti. Elemin elektriğini testim. Hani elemin ısısı birazdan düşecek. Arada sorular varsa onları alayım. Geri takacağım. Göreceksiniz ki geri geldiğinde
o frekansta gelmeyecek. Daha kayık başka bir frekansta gelecek carrier ve ilk elektriği verdiğinde hızlıca ısındığında böyle frekansının hızla kaydığını göreceksiniz. Bu plugin sayesinde bizi kurtarıyor. Eskiden bu seviyeye gelebilmek için LNB'leri açıyorduk. İçindeki kristalleri söküp çok daha kararlı kristallerle değiştiriyorduk. Ya da GPS senkronize $100'lık, $150'lık sistemler takıyorduk LNB'lerimize. Bu tamamen yazılımda çözümlenmiş hali. Soru var mı? Evet, şimdi mesela bendeki LNB hiç kaymıyor. Çok şey kararlı benim LNB. Hatta buna bile yani frekans düzeltmeye bile gerek kalmayabilir. Onu birlikte eğer ekran paylaşımını bana aktarırsan görebiliriz. Okey. Onu programın sonunda yapalım abi seninle ben. Tamam. Baş başa. Tamam. Yeter. Ama şey yani buraya kadar konuştuklarımızı yaptığında bir sorun olmamasını beklerim ben. Yok zaten. Şeyi ayarladım işte. O artı eksiği. Peki. Şimdi alıcı burada dinliyor şu anda. Tabii ki bir şey duymuyor. Niye duymuyor? Çünkü LNB'nin elektriğini kestim. Çatıdan bir bilgi gelmiyor. LNB'ye tekrar bir elektrik veriyor. Sinyaller geri geldi. Isınırken de kaymaları gözle görebilirsiniz şimdi. Biraz zoom yapayım. İyi görüyor evet. Musunuz? Sinyaller sağa doğru kayıyor. Enteresan abi. Bende bu kayma yok. Tamam. Şimdi bunu şuradan çalıştırıp yönetliyorum ayarla. Şimdi sinyale dikkat edin. Daha düzgün gelecek. Bu arkadaşın sinyali kaymıyorsa tabii vardı. Şimdi şöyle yapacağım. Özür. Şimdi kilitledi. Evet gördüğünüz gibi dümdüz sinyal gelmeye başladı artık elemanın konuşmasından. Tabii onun da kayıyor olabilir ama kaymıyor. Genelde Almanların sistemleri iyi. Blok gibi yukarıdan aşağıya geliyor. Oysa benim frekansım şu anda kayıyor. Ne kadar kaydığını da aslında şu grafik gösteriyor. Giderek de hata azalıyor. Niye? Çünkü LNB ısınıyor. İçeride ısınıp belli bir sıcaklığa geldiğinde neredeyse sıfır hataya düşüyor. Şu an 100 Hz'e düştü, 90 Hz'e düştü. Bu ısındıktan sonra kararlı bir hale geliyor. SDR Play ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Aslında şeyi de göstermek isterdim. Şöyle bir oyuncağım vardı. Böyle bir oyuncak var. Gözüküyor mu? Evet. Şimdi uyduyu dinlemeyi bu oyuncağa bağlayacağım. Bu bir USB'den bağlanan bir aslında DJ'lerin kullandığı cıbı cıbı board'u. Olabilir. Kamera o kamera mı? Diğer evet diğer kameradan da hani burada ne yaptığımı görmek isteyenler için. Şimdi taktım buna ışık geldi. Böyle yanarlı dönerli bir sürü ışığı olan bir alet. Bunu ekranı göremiyor muyuz? Ben mi göremiyorum? Göremiyorum. Ekran paylaşımım da açık olmalı. Diğer bir tane resimde de bu aleti gösteriyorum. Ekranla birlikte görmüyoruz. Sizin ikinizi görüyoruz. Hayır, yan tarafta bir ekran daha var. Ekran paylaşımım yok mu benim şu anda? Ekran var, paylaşımım var. Aynı zamanda ikinizi görüyoruz. Tamam. İkinci bir kameram var. Diğer Barış Dinç'e bakın. Yan yana galeriyi seçin yukarıda. Görünümde yan yana galeriyi seçin. Ama bundan dinlettirmek istiyorum bunun sesini. Evet, devam. Şimdi burada şunu bu arada tabii bunları tanıması için bir Windows'ta yapmam gereken şey programı kapatmak ve geri açmak. Bunun her tuşuna, bu aletin her tuşuna, bunun küçüğü var, büyüğü var, kompleksi var, daha az kompleksi var. Bu gördüğünüz arayüzün istediğiniz fonksiyonlarını bağlayabiliyorsunuz.
Şu an desktop'ın geldi. Tamam, şimdi başlatacağım tekrar yazımı. USB'yi sonradan taktığım için bunu geç görüyor. Yani yazılım bunu görmüyor. Şimdi açtım. CDR Play açılmak istemedi. Açıldı. Play dedim. Buraya bağladı. Mute etmeyi istediğim receiver'ı mute etmeyi buna bağladım. Biraz daha abartıp şu an ekranda 8 tane receiver var. Yani siz göremiyorsunuz ama böyle açayım. Bir receiver'a geç. Bu birinci receiver sesini aç. İkinci receiver'a geç. Kırmızı olan receiver benimle. Üçüncü receiver'a geç. Bunları hep beraber görmek istiyorum. Numaralı Alık gördük. Bunlarla gezebilme şansınız oluyor. Şu receiver. Şurada da mesela bütün receiver'lar gelecek şimdi. Tek tek hepsine biri indirmişiz zaten. Mesela ben 4 tane receiver istiyorum. Bir numaralı kırmızı sağdaki sol alt mavi, sağ alt gerekli. Her şeyi ayarlayıp bunu güzel de bir ekrana bağlayıp mesela bir kutunun içine yerleştirdiğinizde bana sorarsanız en baba cihazdan çok daha verimli bir cihaz, çok daha fazlasını yapıyor. Benden bu kadar buradan. Emeğine sağlık Barış. Takribi 2 haftaya kadar herkes evinde bunlarla cebelleşiyor olacak. En azından bu videoya geri dönüp dinlerseniz, seyrederseniz birçok ince ayarı görüp anlayabileceksiniz. Yalnız ondan önce bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Volkan.
Barış'ın yaptığı, benim için yaptığı bir video var. O videoyu tüm arkadaşların bu şeyi alan, daha doğrusu Adan Türkiye'yi alan tüm arkadaşların onu incelemesini özellikle öneririm. O videoda hiç boş laf yok. Yani onları bir takip edersen bu benim eriştiğim yere erişiyor. Yani ben şimdi göstereceğim, bana ekran paylaşım yaptırırsan. Yani böyle muazzam şeylere gerek yok. O videoyu izlesin arkadaşlarımız, görecekler ki her şeyi istisnasız bir seferde yapacaklar. O kadar güzel. Videonun adı User Manual değil mi? Videonun adı onu bilmiyorum. Yok, yine amatörce sohbetlerin videolarının arasında var. Q100 özel diye yayınlamıştık onu. Evet, o. Prensipte bir şey soracağım Volkan. Bende iki tane ekran var. Ekran paylaş yaptığın zaman hangi ekran? Yeşile verir? Direkt yeşile basın. Yeşilde sol de en üst sol köşede ekran diyor. Ona basarsanız göreceğiz zaten. Sol altta sesle paylaş da deyin de hani dinlediğiniz şeyin sesini duyalım. Bir saniye. Şimdi iki ekran da geliyor mu acaba? Ha, select window diyor. Pardon. Evet. En sol alt köşedeki sesi de açın ama. Sesi nereden açacağım? Share with sound yazıyor. Share sound diyor. Evet. Şu anda daha gelmedi. Yok, daha gelmedi. Share'e basacaksınız sonra. Share'e bastık. Bir daha share'e basalım. Geliyor. Şimdi geldi. Sen geldi değil mi? Evet, geldi. Şimdi o zaman ben buradan şunları kapatayım. Şunu da kapatayım. Buradan bir start vereyim. Bir saniye lütfen. Şimdi. Ses geliyor mu efektif? Geliyor. Evet, geliyor. Okay. Şimdi bakın şeye gidiyorum. Merkez frekansa gidiyorum. Merkez bilgisine. 489.772.050 diyor. Yani bu az bir şey değişiyor. Ve soldaki ekranda da görüyorsunuz hiç kayma yok şeyde. Tamam. 12 kilohertz hatanız var. Onu düzelteceksiniz. Şimdi bende bu şey yani 22 kilohertz galiba bu değil mi? 22. Şimdi şeye gidin, stop'a basın. Tamam. Soldaki select radio'ya basın. Tabii, şimdi oraya gideceğim. Definition'a gideceğim. Tamam, definition'a gittim. Burada benim şeyimi tekrar seçiyorum. Yok, aşağıdaki edit'e basacaksınız, edit. Tamam, buna da bastım. Şimdi hangisini kullanıyorsanız, sol üstte gözüküyor. Ben kullanıyorum, yani 9750 8089.5 yani herhangi bir tanesini koymuyorum. Ben orada bir tane kendime bir şey yaptım. KGQ100 ne demişim oraya? Quebec Oscar 100 demişim. Onu seçin. Onu seçiyorum ama burada yanlışlık var işte şimdi. Tamam, edit deyin. Bunu edit diyorum. Yukarıda edit'e basacaksınız. Tamam, bastım. Şimdi burada 22 kilohertz çıkartacağım mı, koyacağım mı üstüne? Ya işte soruyu sorduğunuzu da bilmiyoruz. Ekleyelim önce isterseniz. 9750.022 yazacaksınız yalnız. 9750, bir dakika. 50.022 öyle mi? Okey. Ben. 0.22. Hadi bismillah diyelim buraya. Apply diyelim. Evet. Bir de save diyelim. Bir daha save etkin yapacağız buraya. Evet. Şimdi yukarıdan onu seçin. Şimdi onu seçeceğim. Önce tane. Alıcıyı doğru seçin. Evet. Evet. Önce bunu seçiyorum. Ben de şey. Yukarıdan doğru. Evet. Orada KG'yi seçin. Bunu seçiyoruz şimdi. Evet. Şimdi start yapalım. Evet. Eğer 44 kilohertz kaymışsa yanlış yöne gittik demek. Bak şimdi 0.50'de bir saniye
Neredeyiz şimdi? Yapayalnız bir yere gittik. Alakasız bir yere gittik. Yok, hiç yapmayın. Bir daha o menüye gidin. Rakamı yanlış girdiniz. Peki, okey. Geriye gidiyorum. Stop. Hangi yere geri gidin? Evet, gittik. Şimdi tekrar şeye gidelim. Definitions. Definitions yapıyoruz. Convert as Selection'a edit ediyoruz. Evet. Tekrar şuna gidiyoruz. Buna da bir edit diyoruz. Evet. Şimdi bak, niye down converter değil? Yukarıda ne seçili yan tarafta? Ha, şimdi up converter seçili. Down converter. Up down converter. İkisi birlikte olan soldaki seçenek. Ha, tamam. Soldaki down, type down converter diyor. RX değil. Evet. Okey. Peki şimdi ne yapacağız? 9000 frekansın doğru olduğuna emin misiniz? Doğru gözüküyor mu yani? Frekans 9750.022.00 gözüküyor şu anda. Tamam. Tamam. Biraz önce 20 GHz'e yollamıştık sinyalinizi. Okey deyin. Şimdi çıkın save edip. Bir dakika. Apply. Save. Bir daha save. Evet. Bunu da buradan işaretliyoruz. Bir daha start ediyoruz. Aha. Şimdi bakacağım. Evet. Şimdi oturttum. Ama 792'de. Yani çıkartacak mısınız? Eklemişiz. Ne yaptınız anlayamadım. Bir daha söyle. Ters yaptık yani. 794'e gittiniz. 44 kilohertz uzağa gitti. Yani 9750 9749.978 yapmanız gerekiyor. Gidiyoruz şimdi oraya tekrar. Select. Bu tamam. Definitions'a gittik. Tekrar converter edit dedik. Nereye gittik? Şuraya gittik. Edit. Evet, şimdi 9749. Evet, şimdi 9749. 978. 978. Yani 9750.000'dan 22 çıkardık. Tamam. O zaman şimdi buraya da 0.22 yerine ne yazacağım? 9700. Zaten şey yazdınız. 9749. Tamam. 978. Ha, 978. 978. Okey, şimdi tekrar apply. Evet. Geçmiş olsun. Bir daha okey, şimdi seçtik. Start ettik. Buradan 50'ye götürün frekansı sol üstten. Götürüyorum şimdi. Frekans ayarından götürebilirsiniz aşağıdan. Evet. Geçmiş olsun. Sıratını ayarlamak isterseniz de ayarlayabilirsiniz. Artık bundan sonra sormuyorum. Yerine geldi yani. Tamamdır, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Son soru. Şimdi bakın, ben buradan herhangi bir... Kapatabilir misiniz dinlemi? Kesinlikle gittim. Ve şimdi şey gönderiyorum. Son gönderiyorum. Son yaklaşık 50 hertz düşük çıkıyor çünkü onu şeyden ayarlamıştık galiba. Burada. Şu anda ses benim ekranımda. Evet, akşamda QO100 uydusu için ilk adımları nasıl atacağımızı gördük. Hem Adam Pluto'larımız geldiğinde hem de SDR konsolla bolca bunları önümüzdeki haftalarda uygulayacağız. Efendim şöyle de bir durum daha var. Hemen ikinci konumuza hızlıca geçeyim. Saat 23.25. Bu ayın 28'inde Kayış Dağı'nın hemen yanındaki ikinci en yüksek dağın tepesinde bir organizasyon peşindeyiz. İzinler almaya çalışıyoruz. Yetkili makamlarla konuşmaya çalışıyoruz.
Tabii 30-40 kişi İstanbul'un içinde böyle bir alanda toplanabilmek için bir kaymakamlıktan da ben onay alacağım. Yarın kendilerine gideceğim, bildireceğim. Aslında field day yapmak, bir yerde toplanmak. Trabzon Park'ta daha evvel toplanılmıştı. Herhangi kimseden izin almamıza gerek yoktu ama biz yine de kimsenin kontrol alanında yanlış bir şey yapmayalım diye böyle bir girişimimiz var. Neler yapılıyor? Çok az onunla ilgili bilgi vereyim. Öncelikle amacımız HF, VHF, UHF her bantta yayın yapacağımız, özellikle eğer izni yetişebilirse de 2.4 GHz'de Türkiye'den uydu yayını da yapabileceğimiz bir aktivite olsun. Lütfen buyur Barış. Uydu yayını değil, Türkiye'den ilk canlı görüntülü QSO'yu yapacağımız, altını çiziyorum, ilk canlı görüntülü QSO'yu yapacağımız tarih olacak. Yani benim baktığım yerden 28 Mayıs 2022 Türkiye'deki radyo amatörlüğü için yeni bir ortamın ilk denendiği an olacak. Eğer izni alabilirsek. Daha önce Türkiye'de ilk radyo istasyonunun kurulduğu Antalya'da bir aktivite yapılmıştı. Atara'da. Aziz Beyler bir izin almıştı ama orada görüntülü yayın yapılmamıştı. Bu vesileyle eğer izinlerimiz BTK tarafından da verildiği takdirde sizler mic başına geçip, cihaz başına geçip görüntünüzü QO100 uydusu üzerinden rahat rahat yollayabileceksiniz. Bunu da bir açık alanda yapalım istedik. Eğer 2.4 kabul olunmazsa da HF, VHF, UHF YAGI antenlerle, normal antenlerle orada birçok denemelerimiz olacak. O gün yurt dışından da misafirlerimiz var. Sizler de kendi bölgelerinizden eğer gelebilirseniz. Konum gayet basit. Maltepe'nin sırtları oluyor. Ataşehir'in bittiği, Fındıklı, Maltepe'nin başladığı yer oluyor. 439-150 rölemizin bulunduğu tepenin hemen yanındaki tepede çok güzel bir yer var. Arabayla belli bir yere kadar geliniyor. Eğer oranın İTA amirliğinden izin alabilirsek dört çeker arabası olan en yukarıya kadar gelebilecek. Çünkü oraları bariyer çekilmiş. Ben alana bolca gittim. Önümüzdeki günlerde de gidip bir fotoğraflayacağım. Bir sonraki programımızda da alanda nereden nereye anten gerebiliriz, ne yapabiliriz? Bazı arkadaşlarımız jeneratör, HF cihazları ve antenlerini getirecekler. Bir takım arkadaşlarımız çadırlarını getirecekler. Yani gün boyunca orada hava şartları bozarsa en azından malzemeleri onların içine taşıyalım diye. Bugün de bunu biraz konuşalım istedik. Öncelikle hepiniz davetlisiniz. İnşallah bir araya geliriz. Özellikle yeni amatör arkadaşlar, bu programı sonra kayıttan izleyen arkadaşlar, iki hafta içerisinde izlerseniz sizler de davetlisiniz. Yerle ilgili bilgi almak istiyorsanız da bana mail adresimden ulaşabilirsiniz. volkan@focusturk.com evet. Oradan yazarsanız ben sizinle irtibat kurarım. O günde zaten 439-150 ve 145-675 rölelerinde de muhakkak yayında olacağız. Lokasyon atacağız. aprs.fi web sitesinden de o gün tam bulunduğumuz yerde Tango Alfa 1 Delta Eko ve aynı zamanda oraya gelen bir 20 kişide de APRS'yi muhakkak açtıracağım. İstanbul'un en yoğun kalabalık bütün amatörlerinin bulunduğu tepeye sizi bekliyoruz. APRS.fi'den de bizi bulabilirsiniz yer olarak. Barış'ım aslında o gün kim neye yardım edebiliyorsa, tabii tek başımıza da ta yurt dışından gelip Barış'ları da çalıştırmayı hiç istemediğim için biz birçok şeyi hazırlayalım dedik. Özellikle biliyorsunuz Katar uydusu üzerinden görüntü yollayabilmemiz için aslında ses göndermek basit. 8 wattlık eduplar iş görüyor. Ama görüntü olduğunda düzgün bir lineerin olması lazım. Öncelikle Kemal Bey'den lineerini rica edeceğiz. Sanıyorum ki ilk talebimiz Kemal Bey üzerine. Edim Pluto hepimizde var. Bilgisayarlarda bir sorunumuz yok. Çanak konusunda ne istersin Barış'cığım? Önce onu bir setup'ını konuşalım. Yani ben yanıma LMB alacağım ama İsmail Hocam sen bir helix anten bir setup'ın varsa, yani en azından çanağı değil ama çanağın önündeki
bölümü getirebilirsen Hazırladım ben. tamam, yedekli olması için sen bir amfi, eğer hazırda bir amfin varsa sen, Var. hani soğutucusu olmayan, ben bir amfi getiririm. En büyük eksiğimiz 27 voltla besleniyor sistemler. 27 volt power supply, eğer hafif bir şeyin varsa İsmail abi yine sana söyleyeceğim, ama Aslında 27 volt İsmail power Bey ve senden supply'la. uluslararası onu getirtmeyelim de burada ben bakacağım. Benim firmanın deposunda 27 volt hiç kullanmadığım bir voltaj. 24 var ama 27 volt. 24'ü yükseltiriz Barış, olmazsa. Hani o Çinlilerin PA'ları var ya. Şey, Evet, yani hani düzgün bir şey varsa olur. Yani onu bu arada ayarlayalım. vallahi bizde de 24 volt var. Eğer yani hani o büyük kararlı beslemeler hep 24 volt. Ben de 28 volt bu şekerle, ama ben de sadece 24 voltta besleyebiliyorum. Onun için düşük wattta çıkıyor. Yani 20 wattla çıkmıyor, 16 wattla çıkıyor şu anda. 28 watt olsa çok güzel olacak tabii. Ama bilmiyorum nasıl 28 volt yapacağım. Şimdi Onu ben Emin'e de bir sorayım. Emin de olabilir. Burak Bey, sizin mikrofonda bir sorun var sanırım. Robot gibi çıkıyor. Hiç anlaşılmıyor. geliyor mu şu anda? Geliyor ama robot Düzgün mü? gibi geliyor. Ses gelmiyor. Güzellik mi? Ya düzelmedi. Tamam, o zaman hiç muhabbeti bölmeyeyim. Ben kontrol edince tekrar dahil olurum. Bir şey Muhabbeti yapabilirsiniz. bölmeyince anladık mı? Zor. Çıkıp girebilirsiniz belki, ya da yani harici bir şey kullanıyorsanız sıkıntısı olabilir. Ben şunu söyleyeyim öncelikle. Yani hayalimde nasıl bir şey var? VHF, HF zaten bugüne kadar hep yaptığımız bir şeydi. Kolayca bunu yapabiliyoruz. Q100 içinse setup'a sıfırdan başlayıp, yani elinizde LNB var, çanak var, arazinin ortasındasınız. Hani evinizdesiniz ama arazinin ortasında önce nasıl bulacağız? Hangi yöne çevireceğiz bu anteni? Sinyali ilk yakalamanın pratikleri nelerdir? İşte nasıl boş bir arazide bile elimizdeki basit bir 60 santimlik, 90 santimlik bir çanağı hareket ettirerek uyduyu hızlıca bulabiliriz. İşte cep telefonları, yazılımları var, yardımcı olan vesaire var. Her şey var. Uydu bulucusu var. Her bir şey var. Sen hiç o dertlenme. Uydu Evet. Herkesin, yani herkesin bunu kendi ortamında yapabileceği, minimum cep telefonu olan herkesin yapabileceği bir girişle başlayıp sonra kurduk. Tamam. İlk ayarlarını nasıl yapıyoruz? Belki işte adam Pluto'nun ve şeyin komple ayarlarını tekrar bir hep beraber yapacağız orada. Belki şey Volkan büyük bir monitör işimizi görebilir orada, yani 32 inç falan bir monitörümüz olursa ama alanda. alan tam bir güneşli bir alan. Yani onu kapalı bir çadırın içine kurmadığımız müddetçe ekran pek gözükmez. Anladım. Yani gölgelilikle artık o gün inşallah yağmur falan yağmaz tabii bu arada. Hani Nisan Mayıs ayları yağmur ayları. Hayalimde şu var. Birlikte kurduktan sonra önce SSB'de birkaç QSO yapmak ve hani TA olarak çıkmak. Tabii ki oraya özel bir çağrı işareti alacağız ama SSB tarafında özellikle belki hem aldığımız ortak çağrı işaretini hem de ortamda bulunanların çağrı işaretleriyle çıkabilmelerini hayal ediyorum. Böylece herkesin en azından bir Türkiye'deki ilk Q100 denemelerinin bir anısı olur QSA kartları üzerinden. Ardından ortamın mümkünse kesintisiz olarak televizyon yayınını, nasıl ki uyduda Zoom'u yayınladık, o ortamın da görüntüsünü birkaç kamerayla uydudaki transponder kanallarından birlikte sürekli yayında tutmayı hayal ediyorum. Belki ara verdiğimiz aralarda görüntülü görüşme QSO yapıp QSA kartı, QSA kartı almak isteyen arkadaşlarımız birebir bazı istasyonlarla karşılıklı görüntülü görüşme yapabilirler. Bugünün de Türkiye'deki ilk görüntülü görüşmenin de QSA kartına sahip olmuş olurlar. Olabildiğince gün boyunca, ki 24 saatlik bir izin istedik. O güne ait bir izin istedik. Yani o gün öğleye doğru buluşsak, öğleden sonra yaklaşık 10-12 saat boyunca uyduda bir faaliyet sürdürmeyi düşünüyoruz. İzin çıkar çıkmaz durumu DX cluster'larda ve listelerde ben duyurmaya başlayacağım. Sizler de duyurabildiğiniz mecralarda duyurun ki genelde paylap oluyor bu duyurulduğunda. Çünkü TA istasyonuyla herkes görüşme yapmak isteyecektir. Bunu biz çıkıp tek tek sekü çekerek değil, uygun kanallardan, internetten önceden duyurursak, Facebook gruplarında ve
AMSAT DL'nin forumlarında. Eminim ki insanlar sıraya gireceklerdir. Çok büyük bir paylaplı bir gün olacağını bekliyorum ben. İki bir tane şey 13.8 aküyü seri bağlayarak 27 yapsak olur mu derler? Fena fikir değil. Peki. Serdar Bey. Sesin düzgün geliyor mu acaba? Şimdi geliyor. Burak Bey şimdi düzeldi, buyurun. Kusura bakmayın, demin ufak bir ayar bozukluğu. Ya şey diyecektim, 24 volt switch mode power supply'ların çıkışında ufak minör bir ayar trim potumuz var. Ondan 26'ya falan çıkabiliyoruz. Tam 27 olması gerekli mi? Yok yok, yani 24 bile olur. 24, 25, 26 ayarlı olanları işimizi görür. Ama sanırım yaklaşık 20 ampere yakın bir akım çekiyor olabiliriz. Yani ben de mevcut, ben getireyim. Hatta yedekli de getirebilirim. İki tane de getirebilirim. 24 olur. Volt 20 amper 3 kaynağım mevcut S&P'ye. Volkan yaz power supply'ları Burak hocam getirecek. Okey, hay hay, seve seve. Bu arada sadece İstanbul'la sınırlı değil. Ben Cem sana diyorum, duyuyorsan. Ankara'dan da büyük bir ekibin o gün bizimle birlikte olacağını ümit ediyorum. Bir arabaya doluşup en azından 3-5 arkadaşım bizimle olacağını düşünüyorum. Benzeri organizasyonların bizi dinleyen herkes tarafından yapılması bizi çok sevindirir. Hem buradaki sohbetimizi yüz yüze ortama da taşınmış oluruz. Hem de bu güzel faaliyette birlikte bir şeyler yapmış oluruz. Hiçbir şey yapamazsak da Emin abi, Bora Demirel kömür getirecek, mangal yapacağız. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim, müsaade ederseniz. Volkan, özellikle sana bu. Bizim C2H5OH konusunda ve konusunda kayıntı konusunda biraz oturup bir çekim listesi hazırlamamız lazım. Olur. Biz aslında yarış öncesi teknede Kumanya o ismi altında bunu yapıyoruz. Ama işte getirilir. Tamam mı? Onu yapmamız gerek. O halledeceğiz. Daha çakamadık ama. Özellikle şöyle. Halinde anlaşıldı. Kimyamız iyidir. biz onu konuşur hallederiz. Özellikle Cuma günü alana da gideceğim. Alana en yakın bir kasap nerede var ona da bakacağım. Siz alıcı verici ve beslemeleri hallederken o kumanyaya bir bakacağım. Her şeyi geç de et bile ucuz gelecek de salatalıkla biberi kim alacak? Ya kaç kişinin geleceğini bilebilsek, hesaplasak, aramızda bölüşsek bunları, hani herkes bir şeyler alsa. Öyle yapacak zaten, başka türlü olmaz. Şöyle diyeyim Volkan, sendeki mail listesinde bence ufak ufak toplamaya başlayalım. Kim gelebilecek, kaç kişi gelebilecek, kimlerle gelecek, hani ufak ufak yazışmaya başlayalım. Belli bir bölgeden birden fazla kişi gelecekse de hani tek bir araca doluşup gelmeleri daha kolay olabilir. Ben İstanbul'la sınırlı olmasını isterim bu çalışmamız. Hay hay, bir yazı gönderin. Bir de biz evet. Çağrı işaretini aldığınızda bunu Kuverzat sayfasında paylaşacak mısınız? Tabii ki. Onu da tabii ki orada. Bütün bu şeyleri işte 28'inden önce yapılırsa, yani ilk başta çağrı işareti alıp hemen onu Kuverzat sayfasında bildirirse daha iyi olur. Şimdi bir BTK'ya bir başvurumuz var Adem abi. Onun cevaplanmasını evet. Bekliyoruz. Bir terslik olmaz da olumlu bir dönüş alırsak çağrı işaretini bir günde, iki günde sağ olsun kıyı emniyet hiç üzmüyor. Çok hızlı, ben onu halledeceğim. Diyor. Şu an en büyük sıkıntımız BTK tarafından gelecek olan frekans kullanım izni. Peki çağrı işareti olarak ne almayı düşünüyorsunuz? İzni alalım, çağrı işaretini hep beraber karar veririz abi. Ha, tamam. Şu an en büyük şeyimiz, derdimiz izni alabilmek. Ben akşam yatıyorum, dua ediyorum. Sabah kalkıyorum, dua ediyorum. Bu izni alırsak çok güzel olur. İnanın bu grup, sizin dışınızda bir 4-5-6 kişilik bir grup var. Sabah akşam BTK'ya ricalarla, yazılarla, açıklamalarla, nedenlerle böyle bir çalışma da yapılıyor. İnşallah bu direterek bir şekilde alacağız. Aslında fark edilmesi gereken bir konu daha var. Şaka maka şu an İstanbul'da yaklaşık 5-6 istasyonda Edin Pluto'lar var.
tabii ki kanun gereği biz istasyonları kurduk ve çıkış izninin Türkiye genelinde verilmesini bekliyoruz. Ve 2-3 hafta içerisinde 28 adet yeni alıcı vericiler geliyor. Bu diğerleriyle toplandığında 30-35 adet Türkiye geneli acil durumda, Allah göstermesin, Türkiye Cumhuriyeti'nde oluşabilecek acil durumda devlete yardım edebilecek, hiçbir röle ile alakası olmayan ve uyduya çıkıp uydudan iniş yapılabilen ve dünyanın da yarısına sesimizi duyurabileceğimiz bir altyapıyla onların da hizmetinde olacağız. Bu vesileyle BTK'nın da bunu göreceğine eminim. Bir dostumuz şey diyor, görüntülü yayını nasıl alabiliriz? Setup ne olmalı? O kadar basit bir setup değil ama Barış bizim bir dinlesin isterseniz. Adresin şurası bir adresin var mı? Pardon, yerin sesi açık kalmış. Hemen sessize aldım. Devam. Evet. Şöyle. Herhangi bir RTL, SDR, bir bilgisayar, bir çanak anten, bir LMB aslında görüntülü yayını almanız için yeterli. Yazılım görüntüyü decode etmek için ne kullanacak receiversiz? LinDVB var, yani birkaç tane yazılım var. Windows'ta Q100 DVB decoder diye bir şey var. Sanırım bir hafta onunla ilgili de bir şey yapmıştık bir programda ya da yapacağız diye konuştuk. Ben onunla ilgili bir video yayınlamış olmam lazım. Yine burada bir akşam yaparız nasıl dinleyebiliriz. Aha, Oğuzhan o hafta yapıldığında Oğuzhan da dekode etmişti ya. Evet. Ne yaptığımızda. Yani bir akşam burada gösteririz hep beraber nasıl dekode edildiğini. RTL SDR'niz varsa yeterli. Evet. Teşekkürler. Ahmet Bey buyurun. Soruyu ben sormuştum Barış. Teşekkür ederim cevap için. Evet, ben burada bir çanak ve RTL SDR ile Q100'ü dinliyorum. Görüntü umarım izinler çıkar. Merakla bekliyoruz. Görüntüyü de çözmek istiyoruz tabii. Evet, ben videolara göre atmıştım ama. Ama görüntü çözmek için izne gerek yok. Onu zaten alabilirsiniz yani. Yok, biliyorum. Görüntü çözmek için şöyle bir hint vereyim ben size. 12 voltla besliyorsunuz ya LNB'yi. Onu 16-17 volta çıkartın ya da 18 volta çıkartın. O sizi vertikalden horizontala çevirecek. Ya da LNB'yi 90 derece çevirin. RTL SDR ile dinlediğiniz 10.489'dan biraz yukarıya doğru gidin. 10.490 ile 98 arasında orada şeyleri, carrier'ları görürsünüz zaten. Transponder'daki yayınları. Tamam, teşekkür ederim. Pekala, önümüzdeki haftaya kadar özellikle bugünkü şu anki 37 kişi bana bir maille o gün yanınızda hangi cihazınızı getirebiliyorsanız buyurun getirin anten. Emin'le bir konuşacağım. Emin görev nedeniyle, işi nedeniyle şu an İstanbul dışında bildiğim kadarıyla. Bir onunla konuşayım. Jeneratör konumuz olacak. Uzatma kabloları, üçlü uzatma seyyar dış alan için olan uzatma kabloları ben de getireceğim yanımda. Sizler de getirebilirsiniz. Birkaç arkadaşımız VHF, UHF için YAG antenlerini getiriyor. Daha evvel Trabzon Park'ta kullanmıştık. Çok da güzel sonuç aldık. Komşu ülkelerle görüşmüştük. Çıkacağımız mevki gayet yüksek bir mevki İstanbul için. Önü açık. Bu vesileyle bu tür çalışmalar yapmak isteyenler için bir iki masa, ben en azından bir tane masa ve bir iki çadır getireceğim. Bölüm bölüm yapalım ki alan büyük. Birbirinden uzak olarak HF istasyon, VHF, UHF istasyon veya uydu diye birkaç alan olabilir. Branda veya ip, gergi üstü kapatabileceğimiz, çünkü alan yüksek, bir anda yağmura yakalanırsak cihazları da tehlikeye atmayalım. Bu tür kamp malzemeleri konusunda eğer malzemesi olan varsa buyursun getirsin. Bizim ayrıyeten bir başka böyle direkt kamp yaptığımız amatör telsizci bir grubumuz var. Onlar şu an hiç katılmıyorlar bu Zoom'a ama onlardan da gelecek arkadaşlar olacak. Onlardan da rica edeceğim. En azından alanda çadırlı kurulmuş branda altında yerlerimiz olsun ki ne anlattığımızı, ne yaptığımızı görelim.
Barış'ım çanak gerekiyor mu? Benim çanağı söküp getireyim mi veya ne yapacağız? Ya şöyle yani o gün için geniş yeri olan biri yani 60 santim çanak işimizi görür gibi de hani 1 metrelik bir çanak bulursak bir yerlerden ya da 1,5 metrelik yeme de yanında yat olur. Ben gerekiyorsa alırım bir tane. Kemal abi sesin gelmiyor. Ben getirebilirim. Adem Bey siz Almanya'dan çanağınızla mı geldiniz? Yok yok bende çanak var. İstiyorsanız ben çanak öyle de alacağım öyle de alacağım biliyor musun? Onun için dedim. Alıp getirebilirim ya. Fazla çanak göz çıkarmaz. Yani. Evet yani çanak çok pahalı bir şey de değil bildiğim kadarıyla. Hani en son fiyat. Hayır bende bir 100 metrelik offset çanak var. Bir de 60 santimlik var. Ama 60 santimlik delikli ona pek güvenemiyorum. Yok 60 santim şey için yeter, SSP için de görüntüye yetmeyebilir. İsmail abi sen kaçla çıkıyorsun görüntüyü? Ben 100 watt falan. Yok yok çanak yüklü olarak. Ha, 120'lik 125 santim pardon 125 santim. Yani 120-150'lik bir çanak olsa ama, çok güzel olur. Ama benim 120-125 çıkmam sebebi şeyde önü kapalı. Kendi binam antenin önünü kapatıyor. Havalar kötüydü. Ya daha yeni işte yeni düzeliyor havalar. Havalar iyicene bir düzelsin. Çatıya götüreceğim. O zaman yani önü açılacağı için o kadar büyüğe de 1 metre de yetmiyor yani normalde. Ya şey, olabildiğince düşük güçle çıkmamız lazım Türkiye'de. O yüzden şey. Ya, onun için de büyük anten olursa fazla güce gerek yok yani o zaman. Evet Barış ben 120'lik alma niyetindeyim. Onun için... Abi 30 santimle bizi kırma 150'lik al. Yani. Şimdi o 100 offset çanak da yetebilir. Onu getirin. Onlar çıkmaya çalışalım. Hiç problem olur. Ya bir tane 100, bir tane 150 yaparız. 150'den şey çıkarız sürekli görüntü. 100'lükten de SSB konuşuruz paralelden. Çok rahat olur. İşte o zaman öbür 60'lık çanağı da getiriyor ama bunları nereye nasıl dikeceğiz biliyorsun onun için sporlar. Kemal Bey onları dikebilmemiz için ben 5-6 tane boş çuval bulurum o güne. Oradan kumları toprağa doldurur altlarını onların sabitleriz. Onda bir sorun olmaz. Rüzgar bir alan çünkü 1 metrede de bayağı bir uçacaktır. Adem Bey buyurun. Orası toprak bir alan mı yoksa? Toprak da var taş da var. Ha, onun için bu demir saplamalar var ya, onlardan da getirebilirim. O da olur. Ben yanımda düber ve şey de hemen getiririm. Oraya 2 dakikada kurabiliriz. Yani portatif her türlü devalt şey var yanımızda. Yani malzeme konusunda bir sorun yok. Onları ya da belki olan cereyan çocuklar. Belki onunla ilgili bir şey jeneratör var. Geliyor bir tane. Arabanın tekerin altına tutturulan hani bir şey var. Evet. Direkt var. Araba çıkamıyor. Altına şey yapıyorsunuz, yani. Tutturuyorsunuz, yanından çıkmak. Vay be, oraya araba izni alamadığımız takdirde arabalar aşağıda kalmak zorunda kalacak. Yani yürümeyle 5 dakikalık bir yer ama arabaları yukarıya kadar bariyerler var. 4 çeker arabayla girilir de yasağı delmiş oluruz. Onu konuşacağım. Yarın bir gideceğim kaymakamlığa. Oradan zaten izin yazısı alırken onu da danışacağım. Bize ne kadarlık bir jeneratör lazım? Evet. Kaç kilowatt? Birkaç yüz getir yani. Hayır demeyiz yükseğine. Bak getiririm. Bunu geri götür dersin. Bir de onu yukarı çıkartması var değil mi? Ha, onu da getiririm. Bomla getiririm oraya yani. Demiden çıkarır getiririm. Yani vallahi... olarak şunu söylemek lazım. Esas problem jeneratör. Yani cereyan olması lazım orada. Onu temin ettiğimiz sürecin hiçbir sorun yok. O zaman 2 kilowatt iyi mi? Yeter. 2 kilowatt. Ben de bir 2 kilowatt getirebilirim portatif. Rahat taşınabilen ufak bir versiyon. Bora bu konuda bize bir şey söylemişti. Söylemişti. Volkan. Ben yarın konuşacağım. Çok rahatsız etmek istemedim. Hiç aramadım. O şu an işi gereği bir kampta. Onunla da konuşacağım. O da yardımcı olacak. Mümkün olduğunca yukarıya full tesisat çıkmanın derdindeyiz. Bir şey lazım. Bende bir 12 metrelik şey var. Fiber boru var. Veya fiber mast var. Evet. O da lazım olur mu? Olabilir. Çünkü şey, bende de 10 metreliği var.
eğer 40-10 gibi bir anten gelmek gerekiyorsa oraya. Adem Bey, o zaten portable'dır. İç içe kapanıyordur. Ben kedi bıyığımı getireceğim. Meşhur Kadir'in kedi bıyığını. 5-6 bantta full çalışıyor ECEP. Onu rahatlıkla oraya gelebiliriz. Onu ya görmeye gelecek arkadaşlar da var çünkü. İki tane şey, bende bir fiber var. Ben onu getiririm. Diğer fiberi de arkadaşımız getirirse Adem Bey mi getirecekti? Evet. Peki Adem Bey, siz de öbür fiberi getirirseniz ikisi arasında... Bugün yalnız öğlen değil, sabahtan şey yapalım. Yani kurulumlar, setuplar ve yukarı çıktığımızda kişi sayımızı gördükten sonra bir imece, biraz evvel Sedat Bey yazmış ama önceden hiç toplamayalım. Çünkü kaç kişi gelecek belli değil. Yukarıda bir imece yapılır, hemen toplanılır. Bir ekip aşağı gider kumanyalara, bir ekip yeme içmeleri halleder, bir ekip kurulumlara başlar, ECEF'çiler ECEF'e bakar, uyducular uyduya bakar. Öyle ben bir tane dokuman yaratıp linkini paylaşacağım sizle. Herkes aklına gelenleri o Excel'e eklesin. Neler lazım olur bize diye alt alta. Eğer kendisi getirecekse de yanına ben şunu getirebilirim, bunu getirebilirim diye yazsın. Ekleye ekleye gidelim. Tamam, bak Barış sen geliyorsun. Volkan geliyor, Adem abi geliyor, Bora gelecek, Kemal abi geliyor. Hiç sayma Teoman, sayma. Şu an buraya hiç gelmeyen 12 kişilik bir grup var mesela. Hepsi geliyor. Sen o öyle çıkartma, yok öyle bir şey. Çokuz çok. Yani o gruptan bir kere, iki kere Zoom'a gelip bir daha hiç gelmemiş olan çok keyifli bir başka kamp grubu var. Onların işi Field Day ve kamp ve şey... çevir yiyelim devamlı mangal. O ekip komple geliyor ve motorize birlik her türlü konuda da yardım edecek bomba gibi bir ekip. Onun için buradakileri hiç sayma, çıkmıyor çünkü sayı. Mesela hiç duymadınız Kerem dostumuz gelecek, Kerem Uluçaylı. O da şimdi ECEF çalıştırmaya başladı. O gün orada bayağı soruları var. Bu vesileyle yani az da olabiliriz, çılgın çok da olabiliriz. Onun için zaten izin alıyoruz kaymakamlıktan. Evet efendim, bir akşam daha geceyi saat 24'lere getirdik. Ben atış serbestle geçeceğim. Yine devam edeceğiz de en azından erkenden geçmiş oluruz. Bir saniye alayım. Dökümanı paylaştıktan sonra kapatalım. Hayır, dökümanı paylaş. Neden olmasın? Dökümanı paylaşana kadar ben bir ekran paylaşacağım. Barış'cığım bugün bizim gruba attığın senin o büyük ekrandaki sunumunu paylaşabilir miyim? Tabii ki, ne demek. Hay. Barış dokümanı hazırlayana kadar sesle birlikte şunu paylaşıyorum. Yemişim 7300'ü. Bunlar birleşince süper bir ikili oldular. Bu normal SDR konsol. Üzerine 8 tane alıcı açtım aynı anda. 8'i de aynı anda dinliyor ve tuşlara bağladım. Örneğin bir numaralı alıcıyı seçtim de şurada bir yeşil yazıyor, bir yazıyor üzerinde. Soldakiyle bunu unmute yapıyor. Şu an dinliyor. Şununla sağdan sola hızlı geliyor. Mesela şu taşıyıcının üzerine. Burada görüyorum. Hatta biraz daha ince ayar yapmak istiyorsan buradan ince ayarını yapıyorum. Band genişliğini arttırıp kısaltmayı yapıyorum. Sesini açmak, sesini kısmak. Efendim o söyledim. Abi şu şey ekleyeyim. Nereye ne eklediğimi hatırlamıyorum. Mesela 2 numaralı alıcıya geçtim. 2 numaralı alıcı şurada. Bununla da şu istasyonu dinliyorum. Hepsini aynı anda sesini açabiliyor ya da kısabiliyorsun. Şimdi taşıyıcıymış. Şu arkadaş olsun. Burada mesela birinci adamı dinlemeye gittim. İkinci adamı dinlemeye. Üçüncüyü de şu sağdakilerin üstüne alıyorum mesela. Mavi olan çizgiyi. Sağdakiler gitti mi? Gittiler. O zaman soldaki borçlardan birinin üzerine gireyim. Evet, buraya kadar gelmişiz. Tamam. Bugün aslında yapılan bütün gösterilerin tam şovu böyle oldu. Televizyonunuza verip bir Tonemaster masasıyla da amatörlük yapılabildiğini
Barış yine bize gösterdi. Evet Barış, sende ekran. Paylaşıyorum. Şöyle. Chat'te de gelecek. Biz sen chat'e şu linki yapıştırayım. Chat'teki linke kliklediğinizde şu arkadaki Excel geliyor. Herkesin ulaşabildiği bir Excel. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Ben çok hızlıca aklıma gelenleri yazdım. Genelde mesela buraya yeşillik, ekmek hani kolay olsun diye şemsiye atıyorum şu anda tamamen şemsiye. Getirecekseniz örneğin bir tane şemsiye getireceğim. Kimim ben? Barış'ım. Şemsiyeyi buradan zor getiririm ama açıklama 2 metrelik gölgelik diye böyle hani açıklamasında yazarsanız kim ne ne var ne getirmeyi düşünüyorsunuz. Bir yandan da şey ara ara bu listeye bir şey getirmeyecekseniz de göz atın. Biz bu listeye bir şeyler ekleyebiliriz. Mesela adaptör lazım. Adaptör yok elimizde ya da kablo yanında bir isim yoksa bir sorumlu belirleyemediysek birini arıyoruz demektir onu getirecek. Elinizde 75 ohm kablo varsa mesela ben getiririm diyebilirsiniz. Güzel olur. Serbest bırakalım bunu. Herkes doldurabildiği kadar doldursun. Şey bittikten sonra düzeltiriz. Ben şimdi girdim. Şehir mi diyeceğim? Yok hiçbir şey yapmana gerek yok. Ben görüyorum ya yani yapmışsın 3 metrelik Teo bir tane şemsiye getirecek. Şemsiye No 2. Yani yazdığınız anda nasıl gireceğim buraya? Yani link, bakın link var sağ alt köşede Barış link paylaştı. O linki kısa yolunuza kaydedin. O link herkese açık. Orada kaydedip çıktığınız takdirde kaydetmeye gerek yok. Yazdığınız anda hepimize geliyor, kaydediliyor otomatik. Tamam. Ben bu işte biraz Fransızım çocuklar. Çete bakacaksınız Kemal Bey. Çete klikleyin. Sağ tarafta chat açılacak. Açıldı. Ha bunu şeye mi atayım? Evet, klikleyin zaten browser'da açar o otomatikman. Tamamdır. Şimdi anlaşıldı. O geldi. Orada bunu... bir Excel var. Tamam, yazdım. Ben bunu buraya kaydediyorum favoritlere. Buradan her zaman buraya girebiliyorum o zaman. Doğrudur. Aklınıza bir şey geldikçe ekleyebilirsiniz. Peki bunu sana mı göndereceğiz tekrar? Yok yok, bir şey yapmanıza gerek yok. Dediğinizde ben görüyorum hemen ne eklediğinizi. Ha, herkes tamam. Görüyor birbirini. Tek sen aldın. Hiç kimse yapamıyor. Ben bir şey yazacağım Teoman üstüne. Program sonunda yaz düzelt. Orada yanlış oldu. Mini masa. Ha, tamam. Mini masa. Mini masa. Peki efendim tamam, teşekkür anlaşıldı ederim. Anlaşıldı şimdi. Güzel. Saat 24'ü vurduk. Atış serbestle devam ediyoruz. Bir sonraki hafta saat 21.00'da çarşamba günleri yine bir arada olacağız. Kısa bir hatırlatma, cumartesi günleri Amatörce Sohbetler CW kursumuz kısa süreli ara verdik. İlk bölümü bitirdik, kayıtlardan tekrar izleyebilirsiniz. Başladıktan sonra yeniden size duyurulacak. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Atış serbesti başlatıyorum.